Son ki üç, dört. İkimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, ben Nile Örnek. Ben Sinan Amamsaralar. Yemekte bile yemek konuşuyoruza hoş geldiniz. Bu podcast serisinde adından da anlaşılabileceği gibi yeme içme ve yemek kültüründen söz edeceğiz. Bu bölümde bir konuğumuz var. Osman Sezener. Hoş geldin Osman. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak ne kadar güzel. Biz onun mekanına geldik. Zeytin ağaçlarının içindeyiz. Osman şimdi herkes senin restoranına gelmiş değil. Gelme imkanına belki sahip değil. Sen bize biraz anlatsana. Yani hayalimizde orayı yaşayalım. İsmi nereden geliyor onunla birlikte? Tabii ismi Odurla. Çünkü od eski Türkçe'de ateş demek. Ve <laughs> bizim orada tamamen odun ateşinde pişiyor şey yemekler. Odun ızgarasında ve odun fırınında... Onun için de ot koyduk. Çünkü tamamen doğal ürünlerle yemek yaptığımız için doğal da pişirme olsun istedik. Şimdi odurla nasıl bir yer dersen. İzmir'den Çeşme'ye giderken aslında herkes o yoldan geçiyordu zamanında. Urla'ya giriyorsunuz ve köy yollarından kıvrıla kıvrıla gidiyorsunuz. Üzüm bağlarının arasından geçiyorsunuz, yeşilliklerin arasından geçiyorsunuz ve bizim bostanımızı görüyorsunuz. Bir tabela var, solda koskocaman bir ot bostan diyor. Bizim bütün sebzeleri diktiğimiz yer. Ve odurlanı kapısına geliyorsunuz. Taş bir duvar. Hı hı. Taş bir duvardan içeri giriyorsunuz. Sağlı sollu yenilebilir bitkiler, çiçekler içinden yürüye 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 12 dönüm bir zeytinlikte bir anda bir cam bina karşılıyor sizi. <laughs> cam binanın ortasında bir açık mutfak ve onun yanında masalar. Esasına baktığınızda zeytinliğin içinde bir tiyatro sahnesi ve odun ateşinde pişen yemekler. Oh şahane anlattın. Peki o açık mutfak olayına girelim mi? Bu çok sık rastlanan bir şey değil. Evet bizde vardır mesela ocakbaşı kavramı vardır, açık mutfaklı gibi düşündüğümüz bazı restoranlar gördük. Ama seninki açık gibi açık. Evet Türkiye'de tabii ki açıkta yemek yapan yerler oldu bugüne kadar ama Odurla'nın en büyük özelliği belki de bir jenerasyon ahçıyı artık duvarları kırıp ön tarafa çıkarmasıyla başladı yani. Esasında bir mutfak devrimi de diyebiliriz buna birazcık. Çünkü eskiden hep duvarların arkasındaydı ahçılar ve misafiri görmüyordu ve işini yapıp artık gidiyordu. Ama ben öyle bir şey yapmak istedim ki bütün genç çocukları ya da ahçıları duvarı kıralım. Herkes ön tarafta pişirsin. Hem içeride ne oluyor ne bitiyor görsün. Eskiden garson geliyordu diyordu ki falanca masanın yemeği böyle olmuş. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ağaçı gönderiyoruz masaya. Ne var problem git bak diyoruz. Yani çocuk gidiyor, misafirlerle konuşuyor. Herkesin önünde yemek pişiriyor. Özgüveni artıyor. Misafirler de bize bir şey anlatıyor. Ya benim anneannem soğan dolmasını bak böyle yapıyordu diyor. Ya da işte benim falanca teyzem bu tatlıyı yaparken içine bir tane karanfil atıyordu diyor. Yani biz onlardan da bir şey öğreniyoruz. Çocuklar öğreniyor. Özgüven gelişiyor. Acayip bir sinerji oluşuyor. Ve misafirler giderken artık bütün çalışanların isimlerini biliyorlar evet. Ve böyle bir aile ortamı oluyor. Geçerken bağırıyor orada, hadi arda görüşürüz diyor, haftaya görüşürüz diyor, Izgaracıya laf atıyor fazla pişirme o eti falan. Böyle acayip enteresan bir ortam var. Bunun içinde biz zaten fine dining yerine fine casual diyoruz. Yani yüksek kalitede bir yemek pişiriyoruz. Fakat gerçekten samimi bir ortam ve Odurla'nın samimiyetine ve doğallığına insanlar o kadar benimsedi ki enerjimizden ve işletme hızımızdan hiçbir şey düşmedi ve sürekli gelen misafirler var. Bizi en mutlu eden bu zaten. Restoranı açtığın gün 2018 8 Aralık'ta insanlar gelmeye başladılar ve bu kadar önlerinde olması bu derece çünkü etrafında oturup yemek de yiyebiliyorsun şef masasına oturduysan bu izlenme duygusu Biraz da bıçak sırtı bir şey. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Hani bırak işte hatayı göstermesi, şu busunun yanı sıra videolar çekiliyor, insanlar bakıyor. Bazen sen konsantrasyonunla işini yaparken belki birisi laf atıyor. İlk zamanlar bir şok yaratmış olmalı. Kesinlikle. Yani burada şöyle düşünelim. Ya ilk başta biz diyorduk ki sanki bir akvaryumun içindeyiz. Dışarıdan birileri bize böyle fındık fıstık atıyor gibi ya da işte kafamızı bir çeviriyoruz. Üç kişi telefonu almış böyle mutfağın içine sokuyor bizi çekmeye çalışıyor falan. Ama yani enteresan şeylerle başladı ama o kadar hızlı gelişti ki bu gerçekten bir hafta içinde herkes alıştı. Çocuklar da alıştı. Şimdi onlara arkada çalıştırıyorsun. Bizim 3 tane daha ayrı mutfak var aşağıda. Azerik mutfağı. Herkes yukarıda çalışmak istiyor. Çünkü orada çok eğlenceli, zevkli. Bizim için de çok iyi oldu. Kendi hmm. gelişimimiz açısından da. Ve birçok farklı misafir tanıdık. Yani hayatlarımıza dokunan, onlara dokunduğumuz, dost olduğumuz, arkadaş olduğumuz birçok insan oldu. Yani yemek yapmak ve bir restoranda yemek yemekten ziyade aslında bir sosyalleşme alanı oldu. New York'taki ünlü restorancı Danny Mayer'ın bir lafı vardır. Ben der restoranımı hiçbir zaman en iyi restoran olmasını istemedim der. Bu hatta işte Ilave Madison Park, Gramercy Tavern, Union Square Cafe'nin sahibi. Benim restoranım hep favori restoran olmasını istedim der yani. Yani insanlar iki defa, üç defa gelsin. Ben New York'ta açılık okurken Danny Mayer'i çok iyi takip ediyordum. Sohbet fırsatımız da oldu. Restorancılıktaki en önemli şey aslında misafirperverlik. Biz hiçbir zaman yani gidelim dünyanın en iyisi olalım. Biz gerçekten iyi bir restoran oldum ama herkesin favorisi olalım. Yani bize sadece doğum günlerinde senede bir kere ya da özel günlerinde gelmesinler. Bize haftada iki gün, ayda iki gün ya da işte çeşmedeki evini açmaya geldiğinde bir İstanbullu, bir Ankaralı yoldan bize uğrasın. Yani bir gün bir kadeh şarap içsin bizde, bir gün bir tane yemek yesin, başka geldiğinde tadım mevzusuyuz. Bizim için en önemlisi yani bize gelsin ve mutlu olsun yani biz ona bakıyoruz. Sonuçta bu işte zaten mutlu olduktan sonra bir şekilde para kazanıyorsunuz ama o kadar zor bir iş ki. Sen hep ...yüksek olmak zorundasın. Ailenden biri hastalanıyor... ...evde bir problemin olabilir... ...her şey olabilir... ...ama açık mutfağın şöyle bir şey var... ...arkanı döndüğünde o misafir hep gülmek zorundasın... ...bu hmm. çok zor bir şey... Hmm. ...ve bazen mesela restoranda olmadığım oluyor... İşte çocuklarıma bir şey oluyor ya da hastaneye gidiyoruz ya da yemeğe götürüyorum onları hemen misafirler beni arıyor. O güne denk geliyor mesela yani 3 ay dükkandayım ama o güne denk geliyor. Ya geldik dükkanda yoksun. Yani esasında restoran işletmek çok zor bir şey çünkü restoran misafiri geldiğinde hep seni görmek istiyor ayağından böyle zincirle prangalı bir şey gibisin yani. Orada ayrılmaman gerekiyor. Açık mutfağında öyle bir handikapı var yani. Tam ben sana onu soracaktım. Handikaplardan biri o. Sen bir de zaten uzun birisin. 1.98. Her yerinden restoranın görülebilen bir insanken herkes geliyor gözleri seni arıyor. Şimdi insanlar şef restoranı denilince sen oranın hem şefi hem de sahibisin. Asla saklanamayacağın bir durum var. Oradasın ya da değilsin hemen belli oluyor. Eskiden insanlara şefimiz içeride derilebilirdi. Şimdi senin için öyle bir durum yok. Bir de misafir de çok duyarlı yani. Şimdi bizim orası açık bir yer olduğu için. Yani ben babamdan çocuk kendim beri hep bunu dinledim, duydum yani. Der ki mesela bir masaya bir şey ikram ettiğinde hemen arka masasına da ikram et tanımıyorsan bile. Hmm. Çünkü alınabilir yani başkası. Yani bu bizim restorana gelen insanlar bizden daha fazla bizi izliyor esasında. Çok önemli yani. bir kural aslında bu yani evet. her müşteriye özel hissettirmen lazım evet. ki oradaki denge bozulmasın. Yoksa birine bir ihtimam var ve öbürüne mesela, yoksa tam tersi kurulup gidiyor bu sefer müşteri. Tabii mesela örnek veriyorum sen geldin yemek yiyorsun sen beni çok iyi bir tanıdımsın. Ben seninle bayağı uzun süre muhabbet ediyorum muhabbet ediyorum. Bu sefer o kenarda oturan 20-30 kişi diyor ki bak Osman Şef Nilay'la ile muhabbet ediyor bizim masamıza gelmedi. Yani o kadar iyi dengelemek zorundasın ki sana merhaba dediğimde ona da diyorum, ona da diyorum, ona da diyorum, herkese diyorum. Bu benim gerçekten içimden geliyor çünkü insanlarla ilişki kurmak çok hoşlanıyorum. Yani. Çünkü onlar bizim evimize misafir geliyor hmm. gibi hissediyoruz. Ama tabii bazen çok dertli ve sıkıntılı ve aklımızda bazı bir şeyler oluyor. Yani düşünceli o herkesin zamanı oluyor. O zaman da bazen diyorlar ki ya işte gittik de Osman Şef çok surat asık biri falan. Aslında hiç alakası yok ama herkesin kötü zamanı oluyor ama sen orada hep yüksek hay olmak zorundasın yani. Tabii tabii. Bir de ben de bir misafir ya da müşteri olarak da ona dikkat ediyorum. Eğer senin arkadaşınsa bir kere diyorlar ki işte Nile Hanım siz orayı seviyorsunuz ama o sizin arkadaşınız özel bir muamele mi görüyorsunuz gibi bir şey olabiliyor. Ne oldu diyorlar başka restoranlar için ama yani hiç alakası yok bence. Şöyle bir şey oluyor. Bizde de biz mesela dün baktık ki restoran bir cumartesi akşamı çakılı tabirine kullanabilirim belki doluydu dedik ki biz erken gelelim dört buçukta gelir biz erken kalkarız sonra erken kalkmadık hani bir şeyler yiyoruz içiyoruz ama görevlilere dedik ki yani bizi kaldırın. Buranın sahibi gelince biz o zaman taktiğe kalkarız. Böyle hani arkadaşlık şeyleri bizim açımızdan oluyor. Buranın sahibi dediğin de bizim oturduğumuz sandalyelerin bir sonraki rezervasyonunu evet, tutan kişiden bahsediyorsun. Tabii tabii tabii. Yoksa Aynen. Günter amcadan bahsetmiyorsun. <laughs> ya da Osman'dan. Şimdi bir de şöyle ikinci bir handikaptan bahsedeceğim. Mesela dün yanımızdaki insanlar hepsinin bütün yemekleri yapan insan, bütün tabakları yapan insan olduğunu düşünüyorlarmış. O hisle gelmişler. Onu anladım mesela ben. Peki Osman şef burada ne yapıyor? Şimdi Aynen. seni görüyorlar, sana anlatıyorsun. Şimdi çocuklar da onu diyor, abi yazalım diyorlar menü. Osman Şef'in dokunduğu balık falan diye. Yani <laughs> şöyle, zaten iyi bir şef hiçbir zaman bütün yemeği yapamaz yani. Tabii. Şimdi eğer beş masalı bir restoranınız varsa yapabilirsiniz bir şekilde. yani. Ama gerçekten restoran gibi bir restoranınız varsa, işte yıllardır eski Avrupa'da konuşulan restorancılıkla, o zaman siz zaten iyi bir şef dediğiniz insan, iyi bir yöneticidir yani. Bu çok önemli bir şey. Mesela et tabağını düşün. İçinde mantar sotesi var. O şeyden çıkıyor tavadan. Et var ızgaradan çıkıyor. Yanında garnitür var köy fırından çıkıyor. Orada tabaklama var benim olduğum yerde ben tabaklıyorum. Bir de yanında işte başka bir kıtırlı bir garnitür var. O da pastaneden geliyor. Şu aynı anda bir sürü yerden gelen bir sürü ürünü tek başına zaten yapmanın imkan yok yani. Ahtapot değiliz ki bir elimizle ızgarada et çevirip <laughs> öbür elimizle işte şeyi döndürelim orada. Onun için yani iyi bir şey zaten organizasyonu kurar. En iyi şekilde menü yapar. Satın alınacak yerler onları belirler. Gelen ürünü hep kontrol eder. Ve en son ürünlerin hepsi senin önüne gelir. Sen tabağa koyarken de... Onun az mı pişmiş, çok mu pişmiş olduğuna bakarsın. En iyi şekilde tabaklarsın ve misafire gönderirsin ya. Futboldan örnek vereyim. Restoran şefi hem futbol şube sorumlusudur, hem teknik direktördür, hem de takımın kaptanıdır. Yani hem arkadaki bütün planlamayı yapar, hem serviste neler dönecek onu önceden hazırlar mevsimine göre vesaire, hem de servis başladığında da pişirme, soteleme neyse, tabaklama, servis onları organize edip koordine edip bir de kontrol eder yanında. O yüzden zor bir operasyon. Ki oradaki uyum nasıl sağlanıyor? Mesela biri diğerinin arkasından geçiyor. Diyor ki arkandayım, buradayım, şöyle böyle. Yani bir de orada ses de çok önemli. Şimdi orada müzik var. Bizlerin konuşma sesi var. Ve sizlerin birbiriyle ilişki sesi var. O sesi nasıl sağlıyorsunuz? Aslında askeri bir düzen. Yani gerçekten normalde yani benim Amerika'da ve Avrupa'da çalıştığım mutfaklarda da var örnekleri ama. Ben gerçekten iyi yerlerde çalıştım yani. Onun için oradan öğrendiğim şeyleri de yapıyorum. Yani bizim mutfaklarımız hiçbir zaman bağırış çağırış olmaz yani. Herkes yapacağı işi biliyor zaten. Hı hı. Bir kişi konuşur. Eğer zaten bir mutfakta birkaç kişi konuşmaya başlarsa orada iş çıkmaz zaten ya. Yani. Bizim mutfakta da o kadar kalabalık ve hacimli bir iş olmasına rağmen... sana fark etmişsin çok fazla bağırış çağırış yok. Birbirinin arkasından geçerken arkamdayım diyor. Neden? Elinde sıcak bir şey varken dönerse yakabilir yani. Onun için arkamdayım deyince o da dikkatli oluyor. Ya da fiş okuyorum işte bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Tamam şef diyor. O onun duyduğunu anlatıyor. Siparişte maaşlanırsa da maaş diyorum. O duyduğu siparişi pişirmeye başlıyor çocuk. Ve bu yemek yapmakta en önemli şey senkron tabii. Yani hı, aynı anda hı. düşün bir fişte Zamanlama. işte dana var, kuzu var, balık var, karides var. Hepsinin pişme dakikaları başka. Evet. Onun için fişi okur okumaz. Mesela diyorum ki bu sipariş beklemede 5 dakika sonra maaşlayacağım. Maaşlamadan karides yetişecekse 15 dakika o ona göre bekletiyor pişiriyor. Mesela erkense eti erken atıyor pişirmeye. Yani esasında bu Amerikalıların multitask dediği yani çocuklara çok fazla aslında yaptırmamız gereken. Evet, aynı anda birkaç düşünmem. iş yapmak. Yani Hı -hı. mutfaktakilerin pratik zekası çok oluyor. Bir öteki tarafı da tabii mutfakçılar biraz asosyal oluyor yani. Burası gerçek yani. Çünkü hep orada yaşamaktan gerçekten kendini orada ifade ediyorsun ama hep o mutfaktan çıkamıyorsun bir türlü çünkü işin var. Yani. Mutfak okullarında işin birazcık teknik kısmını ve pratiğini de anlatmaya çalışıyorlar ama yani senin de okuldan öğrendiğin işte Bilkent'ten öğrendiğin şeylerin üstüne gerçekten bir mutfağa girip çalışmadan o mevzuyu anlayamıyorsun. Mutfak operasyonun içinde yer alman lazım ki o düzeni çözebilesin. Dolayısıyla mutfağın içi de bir okul. Yani tabii. bizim açılık tabii ki temelini görebilirsin okulda ama tamamen çalışmak, istemek ve devam etmekle alakalı. ya. Yani. Açılık okulunda ıstakoz dersinde bir tane ıstakoz kesiyorsun yani o kadar. Yani onun pratiğini tabii ki iş sırasında görüyorsun. Yani. Bu arada oddaki yemeğin ne tarz yemek olduğunu da bir özetlesene. Yani mevsimsel olduğunu biliyoruz, tarladan sofraya, denizden sofraya evet. olduğunu biliyoruz ama sen bir kısaca özetle. Yani odunla geldiğinde ne beklersin ben sana onu söyleyeyim. Net bir şekilde gerçekten en taze malzeme. Yani o gün o denizde ne balık varsa ya da o tarlada o mevsim ne varsa onların kullanıldığı... ...odun ateşiyle piştiği genelde bir rafine mutfaktı diyebiliriz esasında baktığında. Yani hmm. en iyi ürünleri, Ege ürünlerini alıp onu kendimize göre pişirdiğimiz... ...biraz Avrupa tekniklerini, biraz Türk tekniklerini karıştırdığımız bir mutfak diyebiliriz. Şu anda mesela Dubai yeme içme anlamında dünyanın enteresan duraklarından biri haline gelmek üzere... ...ama mesela Dubai'deki şef restoranlarında şöyle bir problem var. Sürekli bir Asya uyarlaması... Yani bir soya sos, sürekli bir işte Çin cooking oil'ı vesaire uzak doğudan Asya'dan alınan örnekler var. Türkiye'de bunun aslında olmamasına bir yandan seviniyorum. Bir taraftan da sizin tarz restoranlarda benim Avrupa'da da gördüğüm şeyler korktuğum hep böyle bir yanlış mixler olabiliyor. İşte mesela Dubai'de dediğim Asya'dan özeniyorlar. Avrupa'da da başka türlü özenmeler var. Odda bunun olmaması hoş bir şey. Ege'de ne varsa Ege'dekini daha önceki Ege'deki yöntemlerle servis ediyor. Ama modern haliyle. Sinan zaten Asya'yı burada kullanmak da çok zor. Niye biliyor musun? Yani buraya gelen soya sos da zaten çok güzel bir soya sos değil. Çok yani. düşük kaliteli. Evet, yani hangi marka olursa olsun. Ya hadi Asya'yla mix yapalım desen oradaki kullanılan iyi bir soya, işte iyi bir mirin, iyi bir ürün kullanmak istersin. zaten oradan gelen ürün iyiydi. Oradan gelen kötü bir soya sosu niye mix yapalım ki? Biz kendi güzel mutfağımıza devam edelim. Ya köylü teyzelerin yaptığı sakız tarhanasını balığa koyalım yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani. Ya çok, da, çok ya da ne? aydından incir öyle. Bize iki sene önce Fransa'dan işte ünlü bir gene yıldızlı bir şef geldi. Yemek yedi böyle eski topraklardan böyle polvokusun bir sonraki jenerasyonu. Yedi yedi dedi ki bana yemin yarısı dedi güzel. Yemin yarısı çok iyi dedi. Ben dedim niye biri çok iyi biri güzel. Dedi ki ben Türkiye'ye geldim. Ama dedi güzel kısmı şu benim Fransa'da yaptığım etin aynısını yapmışsın dedi. iki yıldız 3 yıldız ayarında. Ama dedi ben geldiğimde Türk ürün yemek istiyorum burada dedi. O anda benim ampullerim daha da çok açıldı yani. Ya zaten yabancı misafir geldiğinde burada bizim ürünümüzü yemek istiyor. Yani gidip yabancı bir ürün yemek istemiyor. Burada kilit nokta o diye düşünüyorum ben. Güzel bir şey söyledin. Beyaz şarap soslu tereyağlı bir balık senin burada servis ediyor olman normal ama onu değil de belki dediğin gibi tarhana soslu, aydın incirli ya, ya da ne bileyim. sen mesela Tokyo'ya gittiğinde Türk yemeği yemek ister misin yani? Kesinlikle hayır. <laughs> yani. Onun gibi. Onun Aynen. gibi bir şey mi yani? Menünüz yılda kaç kere değişiyordur? Yani eskiden menüyü 12 defa değiştiriyorduk. Yani her ay menü değişiyordu. Şimdi 1,5-2 aya onu çıkarttık. Şimdi aklımda şu var. En güzel ürünleri ayrı bir yerde tutup bir menü yapmak Odurla Klasikler menüsü gibi. Evet ve öteki menüyü tekrardan böyle değiştirmek. Çünkü bize misafir sürekli geliyor. Yani haftada iki gelen var, iki haftada bir gelen var, ayda iki üç defa gelen var. Yani her geldiğinde onu aynı yemeği yedirmek istemiyorum ben. Onun için de değiştiriyorum. Aynı zamanda da işte günün özelliği oluyor. Daily special'lar. Bunlar da işte balıkhanede o gün ne varsa. Bizim tarlada mesela unuttuğumuz bir bakıyoruz. Aa bugün diyoruz işte büyük salanısı unutmuşuz arka sırayı diyoruz. Onunla bir şey yapıyoruz. Yani her güne de özel bir şey var. Yani bugün geldiğinde ızgarada da bir et bulabiliyorsun. Peki. Bugüne kadar değişmeyen ne var? İki tane ürünümüz hiç çıkmadı. Bir tanesi dana kuyruklu lavaş. Dana'nın kuyruğunu köy fırında böyle bir 24 saat bırakıyoruz. Yani gece 24 değil de 12 saat bırakıyoruz. 12 saat de mayını ediyoruz. Onlu bir lavaş var. Lavaşın hamuru da bizim eski dükkanımız yani hala olan pizzamenedin pizza hamurundan yapıyoruz köy fırında. Bir de keçi mantımız var. O da bizim kendi keçilerimizden yaptığımız peynirle armuttan bir karamel yapıyoruz ve yeşil elmalı falan kakaolu böyle enteresan bir makarna. İtalya'da çalışırken gördüğüm bir makarnanın burada böyle farklı bir yorumunu yapmıştım. O ikisi çok gidiyor yani. Çok giden iki ürün yani keçi peynirlerinizi de kendiniz yapıyorsunuz hmm. sözünden anladım. Ve o lavaş var ya, yani gerçekten efsane. Ben tadım menüsü de alsam arada mutlaka onu alıyorum. Lavaşı hiç tadım menüsüne koymuyorum ben çünkü herkes zaten söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ekstra. Ya büyük akıllılık. Bu arada sen bir gün desen ki ya artık sıkıldım bu işlerden ya. Michelin'iydi, restoran'ıydı, insanda, elemanıydı, şudur budur. Kapatıyorum her şeyi. Bir yer açacak olsam. Lavaş tek bir, bir ürün... Osman Usta. Ya lütfen ya. ya tek başına olur yanında da alkollü içki de olur, çayı da olur, alkolsüzü de olur. Yani sadece o lavaşı satarak acayip iyi bir iş yapabilirsin diye düşünüyorum değil mi? Herkesin hafızasında o kalmış yani. Onun üzerine de Aydan'ın incir pekmezini koyuyoruz et suyuyla karışık. ona çok güzel farklı bir lezzet katıyor. Çok güzel. Peki en sevdikleriniz neler? Sizin en sevdikleriniz yani... ve hep Ş korusak ya da gitmeseydi daha iyi falan. Ben cevap verebilir miyim mesela? Kalamar ben çok seviyordum. Külde yaptıkları kalamarı patates kreması üstüne ahtapotu çok seviyordum. Peki şunu da sorayım. Çok güzel bir de tabaklarınız var sunumlarınızla birlikte. Seramikler sen biliyorum ilk günden beri çok takıntılısın bu konuda. Hepsini tek tek sen yaptırıyorsun. Belki de kafanda tasarlıyorsun. Menüler değiştiğinde ne oluyor o tabaklara? Şimdi tabaklar gerçekten çok çılgın bir hikaye. Şimdi öyle bir şey oldu ki yani gerçekten Türkiye'de bir seramik tabak çılgınlığı var. Şu an artık herkes bu seramik tabağa evet. geçti. Şimdi biz yaptırırken ben çok takıntılıyım yani beni biraz tanıyorsun. Yani tabağı kafamda tasarlıyorum sabah diyorum 8 olsun da bir an önce uyanayım şu adama gidip anlatayım yani. Gidiyoruz çiziyoruz bugüne gelirken 4-5 tane atölye değiştirdik. Yani 2-3 atölyeyle beraber çalıştığımız zamanlar oldu. Şimdi tabağı tasarlıyoruz yemeği düşünüyorum diyorum ki ulan bu karidesi nasıl koyayım diyorum hangi tabağa böyle öyle bir sürü şekilde değiştiriyoruz. Ama tabak tabii bizimki çok sirkülasyonlu bir restoran olduğu için çok büyük problem yani. Çünkü çok kırılıyor. Şunu yapacaksınız o zaman değil mi? Kırılan tabaklardan yarattığınız sanat eserleri. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an onlara bile yetişemiyoruz yani. İşte bir Tutamıyorsunuz tutamıyorsun, artık değil mi? Yok 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 atıyoruz yani yapacak bir şey yok. Yani. <laughs> Ama çok fazla tabak oluyor. Niye oluyor biliyor musun? Yani bırakayım istiyorum ben tabakları. Kendi haliyle de güzel. kenarı böyle ufak çit, çit <laughs> Bir gidiyor. Müşteri çağırıyor mesela. Ama ya kenarı çok çok küçük yani çakma. Garsonu çağırıyor. Yakıştı mı size diyor. Kocam işlendi restoran diyor. Kırık tabakta bize yemek veriyorsunuz diyor. Onun için mecburen ufacık bir çıt etse bile kullanmıyoruz. Ve ciddi bir tabak sayısı var. Değiştirirken menü yeni heyecan geliyor bize. Tabaklar değişti mi de gibi, İpek şey gibi okşuyorum ben tabakları geldiğinde önce. Abi ya inanılmaz bir şey ya gerçekten. Ya çok güzel ve çok fotografikler. Evet, bu yaz satmayı düşünüyoruz. Bir ben store onu yapıyoruz. Diyeceğim. Evet evet bir şop yapacağız. İşte tabağımız, zeytinyağımız, çikolatamız, lokumumuz onların hepsini o şopta satacağız yani. Odur'la olarak sizin işbirlikleriniz var. Daha önceden Osman Sezer'in aradığında bir şarap yaptırdığını biliyorum. Bu yaklaşık 2021-22 diye tekabül ediyor. Dolayısıyla sen bir markayla iş yapma işini sevdin. Ve sonra 2024'e geldiğimizde... Bunun üstüne bir şeyler eklediğini biliyorum. Mesela Fatih Akerdem'le Nilay Nasıonur kendisiyle bir bölüm çekmişti. Bir kokteyl menüsü yapıyorsunuz. Harem çaklıkla bir çikolata serisi çıkarttın. Ve hatta dükkanda yemek sonunda servis ettiğiniz tadımlık çikolatalar da var. Yanılmıyorsam sürmelik Fındık kreması şey kavanozda sürmeli var. Marcelle lokum var. yaptınız. Marcelle 3 çeşit lokum yaptık. Hepsi Odurla Marcelle satıyoruz. Ya yani bunların hiçbirini selam biz. Sadece Odurla paketi diye satmıyoruz zaten yani. Niye biliyor musun? Çünkü etrafımızda biz ne kadar sarılırsak, ne kadar çemberi genişletirsek hepimiz o kadar kazanırız. Yani sadece para mısınız biraz? Ya olabilir. <laughs> Abi sadece para olarak bakmıyoruz. Bölgede de aynı yani. Biz herkese şarabını koymaya çalışıyoruz. Herkesin yağını koymaya çalışıyoruz. Yani ne kadar birbirimize sarılırsak o kadar büyürüz yani. Ne kadar lokalleşirsek o kadar globalleşiriz yani. Bu böyle bir şey. Pascal'la beraber bahçedeki otları içliyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Evet. Senin favori birkaç otunu söylesene ya da kullanmaktan hoşlandığın birkaç otu saysana. Wasabi mesela keşke Türkiye'de yetişebilse ve siz kafayı takmış ya olarak... Taze wasabi mükemmel bir şey. Yani. Ben bayılırım yani. Ama, Ama yok. Bizim iklimde sizde ne var. burada. İşte sizde ne o, var? Bizde wasabinin otu var. Yani böyle rokaya benzemiyor. Yani gerçekten 300-400 çeşit ot var şu an bahçede. Yani yazın oluyor. <laughs> Yani benim sevdiğim ıstırığı yani da oyster plant'ı çok seviyorum. Oxalis'i çok seviyorum. Bizim yonca yaprağı gibi acayip erik tadı var, ekşi. Bir tane zeytin otu var. İnce bir ot ama zeytin tadı geliyor. Yani yemeklerde onu kullanmayı seviyorum. Şimdi aklıma gelen. Ben hatırlıyorum 9 çeşit falan nane ekmiştiniz. Fazla şu, fazla olan nane, nane, on tadındaki naneden limon tadındaki naneye. Nane'leri kokteyllerde kullanıyoruz çok fazla. Yani çok acayip kekiklerimiz Domates var. Domates çok çeşit var. Domates 110 çeşit geçen sene yaptık. Bu sene 75-80 çeşit yapıyoruz. 60 çeşit kabak, 60 çeşit patlıcan yapıyoruz bu sene. 55 çeşit biber yapıyoruz. Bu sene böyle ama yani bahçede gerçekten çok acayip şeyler var. Yani. Rezene çok seviyorum. Bir de Fransa'dan gelen sadece rezenenin üst kısmının böyle siyah dallı olanı var. O çok güzel. Onu kullanmayı seviyorum. Gerçekten çok ciddi bir ekim yapıyoruz biz yani. Fransız bahçe danışmanımız var. Pas evet. Pasta. Onu biraz anlatsana. Pascal Garbe Fransız. Pascal dünyanın en önemli yenebilir çiçek bitkicilerinden bir tanesi. Bitki üzerine... Dünyada ilk üç adamdan bir tanesi. Spesifik olarak yenilebilir evet, bitkiler yenilebilir çalışıyor, bitkiler, değil mi? Evet. Çiçekler hatta evet, yenilebilir çiçek, çiçekler. Ben dedim ki kimin bahçesini yapıyorsun? Michel Bra dedi bana. Gözlerim yaşlandı yani. Michel Bra, yani bizim hayalimizdeki Ecol. bir adam ya, yani. Fransız ekolü yani. Acayip bir ya. adam. Bak şimdi bile gözüm yaşlı. Şu an görebiliyorsun. Başka dedim Olivier Rolange dedim. Aha dedim Olivier Rolange mi? Acayip bir adam işte. Anlattığı isimleri popüler olduğu için spordan örnek vereceğim. İşte atıyorum Jordan'ın ayakkabılarını ben yapıyorum. Scottie Pippen'ın bilmem nesi ben de. Bu arada Lebron James'in de şortlarını ben dikiyorum gibi. Hani öyle bir örnekle vereyim ki insanlar anlayabilsinler. Evet. Sonra Pascal buraya geldi. Biz bahçeyi gezdik, toprağa baktık, şeye baktık. Pascal dedi ki bana, ben dedi bu ülkede sırf sana bahçe yaparım dedi. Benim dedi böyle prensibim var. Gidip de dibindeki bir adama yapmam dedim ne yapıyor ve sen onları nasıl Şimdi mutfakta Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz, Biz burada ne uyum değil. kullanıyorsak ya da bu yaz ne kullanacaksak ya da bu kış ona göre beraber oturup önce çalışıyoruz. Diyoruz ki ben örnek veriyorum bu yaz bir balık tartar yapacağım. Bunun üzerine işte okselis koymak istiyorum. Biraz ekşim yapsın diye. İşte bir şeyin üstüne bu yaprağı koymak istiyorum. Kokteyllerde mesela hardal otu roka gibi kullanmak istiyorum. Bir kokteyl yapmak istiyorum. İkimiz oturuyoruz konuşuyoruz. Ve diyoruz ki her sene bir iki tane signature bir şey yapalım yani farklı imza. Nedir? İşte geçen sene 110 çeşit domates diktik. Mesela bu sene 60 çeşit kabak, 60 çeşit patlıcan dikiyoruz. 45-50 çeşit de biber dikiyoruz bu sene. Bir sonraki sene gene aynı. 45 çeşit kavu, 45 çeşit karpuz dikeceğiz mesela. Şimdi Pascal bunu dünyanın her yerinden topluyor bütün. Japonya, işte Fransa, İtalya, Amerika her yerden bütün tohumlar toplanıyor. Fransa'ya geliyor. Biz de buradan atalık tohumları topluyoruz sağdan soldan. Bütün hepsinden bir sentez yapıp önce fidelendiriyoruz belli dönemlerde. Pascal geldiğinde fidelenmiş oluyor. Bunların hepsi özel yerlere dikiliyor. İşte belli yerleri var. İşte güneş alır, güneş almaz. Onları da Pascal evet. belirliyor. Pascal dedim ki hemen dedim bir tane buraya cam sera yapalım dedim. O dedi ki ya siz dedi çok hızlısınız dedi. Lütfen step by step diyor bana her seferinde telefonla konuşurken. Adım adım, adım, adım yapalım diyor. Biz onu dinlemedik. Hemen karşımızda bir tane bostan yaptık. Beş dönüm. İki sene önce. Şaşırdık mı? Hayır. Adam bana diyor ki bostana ben karışacağım. Hayır dedim karışacaksın. Şimdi de o beş dönüm bostanı dikiyoruz komple. Neler çok enteresan. Çünkü şöyle bitki bitkilerden de bahsediyoruz. Sadece güzel tabaklar üzerinde güzel duran ve yenilebilir çiçeklerden değil de mesela bir ot yiyorsun sana midye tadı veriyor Şimdi, ya da istiridye aynen. gibi. O bitkilerden örnek versene. Bitkilerden örnek şöyle vereyim. Nereden nereye geldiğimizi anlatıyorum. Eski dönemlerde Türkiye'de bir kafeye giderdin. O bibereyi böyle ete sokardı ortasına mızrak gibi ve önüne o gelirdi. Ama artık biz yenemeyecek hiçbir çiçeği, hiçbir bitkiyi tabaklarımıza koymuyoruz. Bitkilerden örnek şu. Yani evet temin senin de dediğin gibi oyster plant var mesela. İşte istiridye bitkisi gibi. Yeşillik. Gözü kapat ağzına atıyorsun. Sanki istediği de yiyorsun yani. Çok Şimdi bunu mesela ya. diktik biz oyster planti Bizim toprağımızda o kadar olmuyor. Onun için ne yaptık? Gittik Urla'da denizden. Pascal öğretti bize Haftada bir deniz kumu alıyoruz. Oyster plant'in üzerine deniz kumu koyuyoruz. Yani bu iş. Yani işte Ay bu güzel green ama. star. sürdürülebilir yeşil. Böyle hani havadan olan işler değil. Çok zor bir iş bu yani. yani. Restorancılıktan çok daha zor. Aynı anda hem bahçeye bak. Şimdi bazen ne oluyor? Geçen roka diktik. Ben o gün izinle bir yerdeydim. Bizimkiler rokayı bir kaçırmış. 500 bar çıktı. Ben nasıl kullanacağım 500 bar okayı? Birazıyla dondurma yaptım. Birazını da kullandım. Geri kaldı. Manava sattık bizim yani artık böyle bir ilişkimiz oldu aramla. Biz de fazla çıktığımı biz hale yolluyoruz. Onun yerine halden başka bir ürün alıyoruz. Yani bu böyle da güzel. çılgın çılgın hareketler Çok var. Çok güzel. Yani. Menüdeki yemeklerin fotoğraflarını çektirdiğini ve bir arşiv yaptığını dolayısıyla hani vakti geldiğinde bunun kitaba dönme potansiyeli olursa o fotoğrafları kullanacağını biliyorum ama bu otlarla fotoğraflar çekiyor musunuz? Bitkilerle ürettiklerinizle. Şimdi bütün bitkilerin fotoğrafları çekildi bugüne kadar. Bütün menülerin fotoğrafları çekildi. Odunan'ın fotoğrafları çekildi ve gidip gezip gördüğüm sadece Urla değil Ege köylerinin fotoğrafları çekildi Osman geliyor mu kitap Evet Bu oradaki şey aynen, oradaki <laughs> köylü teyzelerimizin Kopenesti peyniri yoğururlarken onların videoları çekildi. Balıklı Ova'da barbun çektiniz Balıklı teknede. Balıklı barbun var, botarga yapılışı var. Yani çok fazla şey var. Çünkü bizim kitap projemiz geliyor. 3 senedir kendimiz uğraşıyoruz. Yani yapalım mı diye hep biz iş yaptığımız için olmuyor. Yani birinin bize destek yapması lazım. Bakalım göreceğiz. Ama hikaye şöyle, bizim kitabın yarısı odurla yemekler. Yani tamamen bir tarif kitabı istemiyorum ben ama Oradaki o botargayı anlatma, bizim bu kefali anlatma, birazcık tarihi, odurla, Urla'nın fotoğrafları, Urla'da neydi şu erkence hurma zeytini, işte Ödemişi, Tiresi, Selçuk, bütün köylerin de içinde bulunduğu ciddi bir table book gibi bir şey yapmak istiyoruz. Fotoğrafların %70'ini çektik. Az kaldı hı hı. fotoğraflar. Şimdi içeriği de doldurup kitabımızda herhalde önümüzdeki sene gibi inşallah yapmayı düşünüyoruz yani. Çok güzel. Zaten sizin menülerde hafif kitabı. Yani ben menüden bir şeyler öğrenmeyi severim. Şimdi biz tabii Türkiye'de yaşayan, hani bu coğrafyada da biraz bilen, ilgili insanlarız ama dışarıdan geldin. Hiçbir şey bilmiyorsun. İlgili birisin. Ne kadar öğretici bir menü. Mutfağın türünü anlatıyor. Aşağıda sizin test mutfağınız var. Mesela o ayrı bir bina gibi. Ayrı bir kavınız var çok büyük. Bütün onları Anlattığın senin menüde bir yerin var bir kere. Misafirhane bile var. Bahçenin içinde misafirhanemiz var. Restoranımız var. 500 farklı etiket şarabımız var ki Türkiye'de gerçekten çok 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 az restoranda bu var. 110-120 çeşit viskimiz var. Fatih Bey'le yaptığımız 22 sayfa kokteyl menüsü, içki menüsü oluyor şu anda. Zeytin ağaçlarımız var. Sıkım tesisimiz var, zeytinyağı sıkıyoruz. E, küçük baş hayvanımız var, 250, 10 tane ineğimiz var, tavuklarımız, kazlarımız, ördeklerimiz var. Bunların yumurtalarıyla ürünler yapılıyor. E, peynir yapıyoruz, peynir üretim yerimiz var böyle küçük kendimizce. Onun haricinde Pascal'la çalışıyoruz. Gerçekten çok çılgın bir operasyon. Belki ya biraz... bunu yönetmek çok çok zor. Ya evet, hiç kolay evet. değil. Yani sadece ben bu tabağı beğenmedim. Demek bence bir şey değil. Yani ben de dünyanın bir sürü iyi yerine restorana gidiyorum. 10 yemekten 5'ini beğeniyorum. 5'ini beğenmiyorum bazen ama beğenmeme üzerine değil de burada acaba ne oluyor? Kendime ne katıyorum diye gelen arkadaşlar bence esas burada çok daha keyif alıp mutlu olacak diye düşünüyorum. Yani. Hı hı. Ya tabii şöyle de bir şey oldu ya. Görülüp görünme mekanı da oldu Odurla kısa sürede. Hemen popülerleşti. Bir de kışın... Hani o kapalı camın içindeyiz ama yazın ağaçların arasında bir dolu masa var ve çok popüler insanlar da geliyor. İşte görüyorum insanları ben Instagram'dan da görüyorum çok güzel kıyafetlerle evet. geliyorlar yani bir törene geliyorlarmış gibi bazen de oluyor. Ya Adolla öyle bir yer ki gerçekten insanlar kendini çok rahat hissediyor. Ajda Pekkan geliyor bir masaya, bir masaya Sezen Aksu geliyor, öbür masaya Yılmaz Özdil geliyor. Kimse rahatsız olmuyor odurlar çünkü odurların misafiri ve oranın sana verdiği şey öyle bir şey ki kimse gidip de Ajda Pekkan'a gelin sizde bir fotoğraf çektireyim demiyor bizim oraya. Hmm. Bu arada Nilay nasıl onları Ajda Pekkan'ı almak istiyor. Ajda Pekkan'ı ses sanatçısı, süperstar Ajda Pekkan olarak nasıl olunur alamasa bile yemekte bile yemek konuşuyoruz da Ajda Pekkan'ın dev bir yemekçi olması sebebiyle keşke gelebilmesi ...mümkün olsa şimdi diyeceğim. Şimdi dev bir yemekçi gibi görünmeyen dev bir yemekçi... ...yani ben bazı... ...hani çok iyi yemek yerlerinde... ...Ajda Pekkan'ı görürüm. Merak ediyorum yani. Bir de tanımıyormuş gibi... ...cool olun diyor musun? Yani ya öyle, mesafeli. Öyle demiyorum ama mesela gidip de öyle... ...ay abi işte ünlü birini mesela... ...nasılsınız işte fotoğrafçı... ...öyle bir şey kesinlikle yok Olmaz da yani. yani bir de... Hani... Oluyor yani Türkiye'de ben çok gördüm bunu. <laughs> ya şey de var yine yani... ...şimdi rezervasyon yaptırıyor... ...onun ismini de bağıra bağıra görmemesi lazım... Telefon yazılıyor, kişisel verileri, hmm. koruma kanunu He. var. Çünkü hepsinin telefonu var sonuçta bizde yani. Düşünse binlerce doğru. insan. Bir restorancı aynı zamanda da bir iyi bir sır saklayıcı olmak zorunda Hem yani. de ne o, oh, neler neler vardır. <laughs> Bu arada senin sevdiğin personel tipi nedir? Onu bir tanımlasana. Hiçbir zaman çalışan olarak zaten görmedim yani. Aile olarak gördüm ve bazen çok kızıyorum bazen çok seviyorum. Ama hepsine baktığımda ben onları çok seviyorum. ya yani aileden bir birey olarak görüyorum ve... Çünkü mesai harcıyorsun üstlerine. evet, üstlerine. Ve buradan böyle herhangi bir şekilde koptuklarında gerçekten bir akrabamla bir daha hayatım boyunca konuşmayacakmışım gibi bir his oluyor bende. de hmm. Çünkü çok zor bir şey. Yani yeni jenerasyon daha zor. Yani sen benim babamsın deyip sarılıp ayrılıp sonra bir daha hiç aramayanlar oluyor aralarında yani. Hmm. Ama biz onların hepsini seviyoruz, kucaklıyoruz. Yani senin soruna gelince nasıl bir seversin? Yani bence en önemli şey ne biliyor musun Sinan? Çalışmaktan daha çok. Ahlak çok önemli yani. Bence iyi ahlaklı, öğrenebilme isteği olan ve tırmalayan ve çok çalışan insanları seviyorum. Yani kendini geliştirmek isteyen. Çünkü ben yurt dışına gidiyorum, onları da götürüyorum. Beraber geziyoruz, iyi restoranlara gidiyoruz, şaraphanelere, şampanya evlerine gidiyoruz. Onlar da öğrensin istiyorum, onlar da gelişsin istiyorum. Ve yani benim seveceğim insan tipi şu olabilir, bizle beraber büyüyen... Yani küçük yaşta belki 20 sene sonra aynı masada oturduğumuzda ona kardeşim deyip sarılabildiğim ama aynı lafı konuşabildiğim ve beraber dükkanımızı daha iyi ödüllere aldırabileceğimiz insanlar yani ben böyle insan seviyorum. Sırtını döndüğünde ona güvenmen lazım. Bence yani. orada... Arda gülüşü ve Arda güveni diye bir şey <laughs> Hala, var senin mekanda değil gibi artık mi? benim yani 11 senedir yanımda seviyorum yapacak bir şey yok. İkinci elemanın iyi olması bence şef için Kesinlikle. en büyük nimetlerden biri. Şimdi biz ile ikimiz bile yurt dışına gittiğimizde mutfağı birine emanet edebiliyoruz. Bak bizim için en önemli şey o. Evet. Ve 25-26 yaşındaki çocuklar o mutfağı çevirebiliyorlar yani. Demek ki biz onlara iyi bir şey veriyoruz. Çünkü biz ilk aldığımızda personeli... Belki bilmiyorum nedendir ama... Uzun bir süre ben çok konuşmam zaten yani. Çünkü onun o çalışma yoluna girmesini beklerim yani. Tabii ki yani merhaba nasılsın diye konuşuruz ama... O aileye girmesi için... ...biraz çaba sarf etmesi gerekiyor yani. Anca 5-6 ay sonra... ...daha yavaş yavaş birbirimizi ısınıyoruz. Çünkü bizim onları güvenmemiz lazım. Yani ben bir ay sonra bırakıp gidecek bir insana... ...nereden bilebilirim ki? Yani tabii hep zamanla oluyor öyle şeyler. Biz dediğim gibi iki kişi gidiyoruz... ...ve bazen mutfağı başka çocuklar yönetiyor yani. Demek ki biz onlara zamanla... Gerçekten el vermişiz. Çünkü bizim aldığımız çocuğa biz direkt hadi koçum yemek yap demiyoruz yani. Hı hı. Aşağıda hazırlık mutfağından bir başlatıyoruz. Eski gibi. ben biraz eski kafalıyım biliyorsun. Eski usul başlıyorlar. Aşağıda önce balık ayıklıyor. Balık ayıklamadan sonra hazırlık yapıyor. Hazırlıktan şey yapıyor. Ondan sonra yukarı geliyor. Yani onun için böyle bir askeri düzende de belli bir zaman sonra zaten bıraktığında o yemeği yapabiliyor. Ama mutfağa bıraktığın adam yani ikinci adamının öyle bir adam olması lazım ki sen yokken bile restoranın içinde bir problem varsa bir masadan bir yemekte şikayet geliyorsa onu hemen gidip değiştirecek o masayı orada mutlu kaldırması lazım. Bütün personelime söylediğim sürekli şey bu. Yani bazen yapamadığımız oluyor. Diyorum ki ya yani, bir misafir bu restorandan gittikten sonra mutsuz ayrılıyorsa size söylemeden o yarın 10 kişi, o 10 kişi, 10 kişi herkes birbirine yayılacak gitmeden yakalamanız lazım. Diyorum ki ben olsam sizi yerinizde salonda kafamı da o masada ikili ilişki arasında mı problem var yoksa yemeği beğenmedim problem var anlarım. Zaten bir yanlarına gitse efendim geceniz nasıl geçiyor dese misafir söylemeye hazır zaten. Hemen orada toparlamanız lazım her restoran için. Onu toparladığınızda zaten o misafir bir daha gelecek. En önemlisi bizim ikinci adamlarımızın, üçüncü adamlarımızın da bizim gözümüzde operasyonu görüp o şekilde orayı kotarması lazım yani ışıklandırma ve ses mevzunu da sorayım. Ben yemek yerken dikkat ediyorum. Yemeklerin üstünde çok güzel bir ışık var. Müzik de yerli yerinde bana göre. Çünkü ben gerçekten hiç hoşlanmıyorum yüksek müzikten. Bunu nasıl dengeliyorsun? Senin için bir dengesi var mı? Yani ilk ışık mühendisiyle çalıştık. Hmm. İşte her yere ışıklar kondu. Oturduk, baktık. Yemeğin üstüne nasıl vuruyor, nasıl vurmuyor. Loş mu, dışarıdan, içeriden her yerden bakılıyor tabi ama Zamanla da bu değişiyor çünkü ağaçlar büyüyor, i̇şte içeri koyduğun objeler değişiyor. Hmm. O aslında bir organizma yani. Kendi kendini yaşayan bir şey yani. Her sene yenileniyor. Ses çok önemli çünkü bizim binamız cam ve beton olduğu için ve çelik çok acayip yankı yapıyordu. İlk açtığımızda uğultudan başım ağrıyordu ilk hmm. hafta. Hemen ses izolasyonu yaptırdık bütün tavanlara. Şu anda kesti ve gayet iyi. Müzikte de işte mümkün olduğu kadar insanların konuşmasını ve o mutfaktan çıkan taktuk sesleri insanların duyabileceği şekilde ayarlamaya çalışıyoruz ki onlar da geldiklerinde gerçekten bir tiyatro görsün diye. Hep dediğim gibi işte çok zor bir şey. Düşünsene her gün sıfırdan bir tiyatro sahnesine çıkıyorsun yani. Bu arada senin gibi bir yemek kitabı meraklısının yanında kitap önermek belki olmaz ki. Çok kitap önerici bir insanımdır ama sen yemek kitapları konusunda benden betersin. Deli bir koleksiyona sahipsin. Michelin rehberlerini tek tek biriktiriyorsun. Bu arada arkasında bana gösteriyor yıl yıl. Onun dışında her ülkenin, her restoranının yemek kitaplarını almaya çalışıyor. Ben bilirim mesela Sinan'a dersin ya şuradan bana imzalı getirsene gidemediğinde de ama Anthony Bourdain'in mutfak sırları, oğlak yayınlarından herhalde mutfağın içine anlatması açısından en iyilerinden biridir. Utanıyorum ama bir tek o kitabı okumadım biliyor musun? Şaka yapıyorsun. <laughs> evet, gerçekten. Allah'ım onu sana ben hediye ediyorum. Yani gerçekten senin Bilmiyorum, hep bildiğin söylüyor, şeyler. Herkes söylüyor. Sesli kitap hali yok mu ya onun? Storytel'de yok. Hep mutfak konuştuk değil mi? Hı hı. Bence bu işin yüzde kırkı mutfak biliyor musun? Yüzde altmışı servis. Çok önemli. Yani Nila yurt dışına baktığında kapıdan giriyorsun. Seni biri karşılıyor. Jilet gibi. Yani bizdeki insanlar nişana giderken öyle giyiniyorlar. Hoş geldiniz efendim. Sizi masanıza alıyorum. Lütfen beni takip edin. Daha girerken etkilenmeye başlıyorsun. Yıldızlı restoranlarda yurt dışında hı hı. bir garson geliyor şarap garsonu bir someliye diyor ki sana nasıl bir şarap içmek istersiniz hangi bölgeden dünyanın hangi kıtasından bordo diyorsun bordonun diyor sol yakası mı sağ yakası mı ya ne olur sen otur da ben servis edeyim diyesin geliyor o kadar bilgiler yemek ne gelirse gelsin sen o hizmetten mutlu oluyorsun tuvalete kalkıyorsun hemen peçeten değişiyor yemekte oturuyorsun hemen çatal buşan sen hissetmeden değişiyor yani seni orada krallar gibi hissettiriyorlar onun için de zaten bu yıldızlı restoranlar yıllar ve yıllar boyu Michelin'de zaten bu kadar önemliydi. Baktığınızda Türkiye'ye de. Yani iyi bir yemeği kötü bir servisle gerçekten berbat edip misafiri de çok kötü yollayabilirsiniz yani. Hı hı. Onun için yani servis bence çok 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 önemli. Şu an Türkiye'deki en büyük problem restoran servisi. Çünkü biz Türkler olarak çocukluktan hizmet etmeye alışmamış bir toplumuz. Hep tekiliz yani. Zaten baktığında yurt dışına Voltran. Bir sürü araba, Voltran, Voltran, Voltran. Hepsi birleşiyor, beraber gidiyor. Bizde ne var? malkoçoğlu Hep tek başına koşturuyor yani. <laughs> çok enteresan özetledin. Yani. <laughs> tabii, müşteri tarafında olan bir insan olarak çok katılıyorum. Ama bunun tabii kültürel değer olarak bir, senin dediğin... ...hani hizmet etmeye alışmamak, hizmet etmeyi hor görmek... ...başkası için de kendimiz için de. Şimdi hizmet etmek, bak çocukluktan beri istemediği için... Servis personeli de o işi sadece para kazanmak olarak görüyor. Meslek olarak Görmüyor. görülmüyor. Ama evet. yurt dışına gittiğinde gerçekten ben babamla, Almanya'ya 10 yaşına gittiğim 92 senesindeki garsonla şu an gittiğimde aynı pansiyonda, aynı oteldeki garson hala aynı adam. Hı hı. Ve böyle olunca ne oluyor? Senin ne yediğini hatırlıyor, hatıralarını hatırlıyor, seninle sohbet ediyor. Aa Türkiye'den tekrar geliyorsunuz, Türkiye nasıl diyor, seninle ilgili bir politika konuşuyor, bir şey konuşuyor. Ve sen bir daha gittiğinde yabancı bir ülkede o adamın yanına gitmek istiyorsun yani. Hı hı hı. Onun için yani servis gerçekten çok önemli diye düşünüyorum ben. Servis personeli sadece portör taşıyıcı gibi tabağı koyup gitmemesi lazım yani. Gündemi takip etmesi lazım Dünyada ne oluyor, bitiyor bilmesi lazım. Urla'da çalışıyorsa Urla ve Urla civarında ne oluyor, ne bitiyor, hangi müze var? Çünkü misafir soracak. Ben diyecek Ankara'dan geldim, burada yarın bir yere gitmek istiyorum. Nereye önerirseniz bize deyince demesi lazım ki işte Köstem Zeytinyağı Müzesi var efendim, dünyanın en önemli zeytinyağı müzelerinden biri. Şarap bölgemizde üzüm bağları, şarap evleri var, onlara gidebilirsiniz gibi gibi. Bir sürü kültürel aktivite ve hayattan da gelen misafire anlatması lazım. Yani. Başka bir Türkiye mümkün. Gastroturizm öyle bir şey ki geldiğinde sadece bizde yemek yemiyor ki. Bizde yemek yemek için bir otelde kalıyor. Oraya da para harcıyor. Taksiye biniyor, taksici de para kazanıyor. Ertesi gün evine bir şey götürmek için işte zeytinyağı, şarap, tabak, çanak bir şey alıyor. O da para kazanıyor. Kahvede bir çay içiyor o da para kazanıyor. Yani ya da eczaneden bir şey alıyor o da kazanıyor. Bu baktığında gastronomi turizm çok önemli. Onun için herkesin aslında bölgede bilmesi lazım. Ki kaldı Urla'da 3 tane Michelin Yıldızı restoran var zaten. Hani koca İzmir'de. Yani bunları da bilmeleri şart diye düşünüyorum yani. Burası sizin bahçeniz miydi? Burası bizim kendi bahçemizdi. Yani biz burayı 15 sene önce almıştık. Zeytinlerimiz var, zeytin sıkımhanemiz var. Babamın bir hobi bahçesiydi esasına baktığınızda. Ama işte yurt dışı örnekleri, yani gördüğüm ve benim hayalim olan şeyi şehirde bir restoran yerine burada bir restoran açmak istedik. Herkes İstanbul'da şu restoran, bu restoran açılmıştı. İstanbul'a gidip yemek yiyordu etrafımızdaki insanlar fakat hiç kendi şehrimizi de bırak kendi köyümüze böyle insanların geldiğini hayal ettiğim yurt dışında gördüğüm örnekleri bizim yerel'e uygulamak istediğim bir operasyondu mu? odur ne kafanızda nasıl tasarlarsınız? Ben şöyle tasarlamıştım açıkçası. Bir tane zeytin kaldırmadan binayı nereye oturtabiliriz? Biz önce onunla başladık esasında baktığınızda. Hmm. Burası 12 dönüm bir arazi. 12 dönüm bir arazide sadece bir boşluk vardı. 5 tane zeytin ağacının olmadığı ve o 5 zeytin ağacının olduğu yere binamızı konduk. Binayı yaparken de şuna dikkat ettik. Öyle bir bina yapalım ki insanlar zeytinin içinde otursunlar. Yani hiçbir bina yokmuş gibi esasında. Onun için de komple her yeri cam olan bir bina yaptık. Her yeri cam olan bir binada misafirler ilk başta geldiğinde bize oturdular ve dediler ki sanki zeytinin altında yemek yiyorum ben hmm. içeride. Yani bu benim için çok önemliydi. İkinci şey de benim düşündüğüm yani iki tane major şeyden başladık biz. Bir misafir oturduğunda ne hissetmeli? İki artık ahçıları gün yüzüne çıkaralım. Sinan sen buraya bahçe halinde de geldin değil mi? Nile'in Şehirli Sofralar programının bir bölümünde biz Urla'daki bağ bozumu şenliklerine geldiğimizde Urla'da bir yerde çekim yapmak istiyoruz. Uruş'a e bağlarında çekim yapacağız ve İzmirli yeme içme dünyasının çok önemli iki kişisi sevgili abilerimiz Ahmet Güzel yağ döken ve Haluk Özyavuz'la çekim yapacakken yemeği Nilay onlarla konuşacak ama yemeği kim yapacak sohbeti döndü ve bizim Osman diye bir çocuğumuz var. Osman çok yeteneklidir, çok severiz Osmanlı dediler. Ve bizim Osman'la tanışmamız o gün başladı. Evet biz Osman Sezen'e resmini hep duyardık. Çünkü Pizza Venedik gibi burada bir efsane lokanta var. Restorante dışında... Pizzeria Venedik. E, 1979. E, İnanılmaz wow. bir tarih. Wow. Yani bir restoranın zaten özellikle Türkiye şartlarına da baktığınızda şu an 44. sene ya yani 44 sene aynı yerde aynı lokasyonda %70'i en az 25-30 senelik personel olan yeri bulmak gerçekten çok az yani. Venedik'e geleceğiz. Şehirli sofralar çekiminden sonra Osman'la tanışmamız dostluğa döndü. Biz normal şartlarda birbirimizin evlerine girip çıkan, beraber yemek yediğimiz, beraber vakit geçirdiğimiz insanlarız. Yani ben hayatımda gerçekten en güzel, keyifli yemekleri birkaç insanla yediysem en önemlilerinden biri Sinan'dır. Çok mutlu oluyorum. Çünkü yok yok yani 2017'nin Martına döndüğümde şu anda herkesin odurla olarak bildiği onların aile evinin babasının Urla'da hobi bahçesi olarak işlettiği, kullandığı zeytin sıkılan zeytin, sıkılan, zeytin bahçesi olan yere getirip ya abi ben buralarda böyle bir şeyler yapmak istiyorum sohbeti döndüm senin bu lezzet kültürünün oluşmasından bahsedelim sonuçta genç bir insansın ama yılların 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 aileden de gelen bir tecrübesi var kimdir bu Günter Bey efsane senin baban da bir karakter. Ondan başlayalım. Pizza Venedik, yemek kültürünüz, babaannen vesaire. Guston nasıl oluştu? Guston nasıl oluştu? Şimdi aileye baktığında ailenin hepsi karakter. Yani babam büyük bir karakter ama dedem de çok büyük bir karakterdi. Amcalarım da büyük karakterler. Onun için bu büyük karakterlerle yaşamak zaten çok kolay olmuyor. Ben, ben bir şey ekleyebilir miyim? Onu diyecektim. Annen de bence büyük karakter. Tabii ki. Şöyle bu hani baba tarafını ve işten bahsettiğimiz için. Hmm. Anne tarafında çok acayip bir karakter. Onun için bu acayip karakterler birleşince böyle acayip bir insan doğmuş. yani. Herkes benim alfa diyorum. ama ya. Çok yani. Bu kadar alfa arasında tabii, kendi Ben yani yani zaten bulmak... olduğu yerde ben yemek falan hayatta yapmam yani. Çünkü <laughs> her kafadan bir ses o onu diyor bu bunu diyor ona diyor tuz at diyor öbürü şeker. Aman diyorum kim ne istiyorsa yapsın yani. Onun için bir de çok yemek pişen bir evdi bizimki. Yani herkes yemek pişiriyordu. Dedem sanayiciydi. Aslında mühendiste. İşte itü mezunu. Hmm. 24 doğumlu. Onunla da Osman Sezener. En son kazan fabrikası varmış. Ve babamların hiçbiri o çok alfa olduğu için onun işini yapmak istememişler. O da hepsine kızıp 60 yaşında emekli olup bütün dünyayı gezdi. Çin'den tut Japonya'sından, uzak doğu Avrupa'ya her yeri gezdiler yani sürekli. Yazın böyle biraz Datça, biraz Çeşme. Kışın da işte biraz İstanbul, orada kültürel aktiviteler falan. Çok enteresan bir adamdı. Osman i̇şte, Evet İstanbul'u, işte Heybelada'da sürekli teknesiyle giden. Annesi onu bulamayınca akşam meraklanmasın diye orada ateş yakıp falan böyle. Öyle çok acayip bir adam yani. Yani biz hala 80 yaşında tek başına elkeniyle çıkıp beline ip bağlayıp suya serinlemek için atardı kendini. Böyle enteresan bir adam. Senin evinin girişindeki fotoğraf o evet, değil demek. mi? o yani 1900 herhalde benim tahminim 40'lar falan. 40 42. Tarif Orada, evet, o fotoğrafı. Orada da bir taşın üzerine böyle Zeus gibi sadece slip mayosuyla bir poz veren çılgın bir adam var. Yani. Silip mayo gibi de değil. Bir evet. Afrika yer yani. evet. Çok değişik bir Afrika yerlisinin böyle giydiği bir. İşte o zamanlar Türkiye'de ilk tüple arkadaşlardan, <laughs> işte Sadun Boran'ın iyi arkadaşı, yelkenci. Çok renkli bir adamdı. Ve o renkli adamın üç tane oğlu oluyor. Ortancası ve en yaramazı da babam. Babama dayanamıyorlar. Önce bir yatılı okula yolluyorlar. Daha ortaokuldayken. Sonra kıyamıyorlar. Hemen bir dönem sonra alıyorlar. Ve babam ve büyük amcamı ikisini Münih'e üniversiteye gönderiyorlar bu Türkiye'deki olaylar sırasını. Almanya kökü nereden ee, babaannemin geliyor? babaannemin annesi Alman. <laughs> Onun içinde yani ben gerçekten doğduğumdan beri evde dört öğün yemek pişiyor. öyle söyleyeyim yani. Hani ağaçlara soranlar yok mutfakta yedim de bilmem ne yaptım. Biz bol bol yiyorduk hiçbir şey yapmıyorduk esasına baktığımda çocukken. Ama çok iyi yiyorduk yani. Öğleden sonra kesin bir Alman pastası yani. Her güne başka bir pasta var yani. İşte bir gün Linzer Torte var, bir gün Zahir Torte var, bir gün Affeş Trudel var. Sürekli bir Alman pastası ve filtre kahve. Bilmiyorum o herhalde annesinden gelen öyle bir kültür. Çünkü annesi de babaannemin Almanya'da Leipzig doğumlu. Orada işte köy enstitüsü gibi bir yerlerde okuyor. Ve Türkiye'ye ilk geldiğinde işte mahallenin çocuklarına bakıyor. Çünkü onlar bir sürü şey biliyormuş o zaman. İşte dikiş dikiyor, şey öğretiyor, hmm. örgü falan. Öyle bir kadındı çok becerikli. Bazı akşamlar gerçekten evde böyle işte o Alman kahvaltısı gibi işte füve etler, somon fümeler, işte peynirler farklı farklı öyle geçiştirdiğimiz oluyordu. Ama hep böyle bir Alman irmikli, işte Alman mantıları güzel ruladın etler böyle de enteresan bir şekilde babaannemlerde büyüdük biz. Alman Sonra... mantısı nedir? Ya onun öyle değişik, enteresan, biraz kalın, büyük bir mantısı vardı. Üzerine galeta, sotelip falan döküyordu. Böyle. Ama bayağı iyiydi yani. Böyle çok acayip yemekleri vardı babaannemin. Bir de bütün aileyi toplardı. Yani her gün yazın bizim evlerimiz karşılıklıydı. İnan bana her gün 20 kişi yemek yiyordu evde. Aşevi gibi yani. İnanamazsın yani. Dedem de böyle çok şeydi. Bir gün pişeni bir gün yemez. Bir de her yerden mal toplarlardı. Mesela Datça'dan gelirken... Oradan badem alırdı, oradan şu arabanın bagajı ağzına kadar en iyi malzemeyle dolar ve öyle gelirdi. Şimdi buradan sonra babam da Almanya'da bilgisayar mühendisi okuyor Münih'te. Ve dedem işte ona harçlık yolluyor. O hızlıca harçlıklarını bitirip sağda solda çalışıyor. Ve sonraki ayın harçlığını bekliyor. Ve o da diyor ki kendine ben diyor babam gibi sanayici olmak istemiyorum. Ben kasayı açtığımda nakit para görmek istiyorum. Ve Türkiye'ye geldiğinde dedeme diyor ben bir dönerciyi devralmak istiyorum diyor. Dedem diyor ki sen kafayı mı üşüttün diyor yani. Biz diyor sanayiciyiz sen diyor ne dönercisi diyor. Yani birkaç orafe var ama babamın anlattığı şöyle ben de sana para vermiyorum. İlk kredi çekiyor ve bizim ilk pizza ve ne sadece girişinde pizzacıların durduğu yer kadar yeri kiralıyor ve orada 23 yaşında Almanya'dan dönüp bu işe başlıyor. Pizza hikayesi böyle doğru. 3 ay döner takıyor. Biraz deli olduğu için Bonifacio'dan takıyor dönerleri. Ondan sonra diyor ki ya ben burayı ne yapayım ne yapayım? İtalya'da diyor işte part-time çalıştığım ve çok sevdiğim. Çünkü Mini Venedik'e de çok yakın olduğu için çok fazla arkadaşlarıyla Venedik'e gidip geldiğinden dolayı Buranın adını diyor Pizza Venedik koyayım ve ben burada Türkiye'de şu an olmayan pizza ve İtalyan restoranını başlatayım diyor. O zamanlar tabii şartlar çok zor. İşte peynir yok doğru düzgün, işte Trakya'dan kaşar geliyor. O zaman şütte, Jifko abi rahmetliye de araları çok iyiydi. Özel salamlar, jambonlar yaptırıyor ve bu iş başlıyor. Şütte. İstanbul şütteden geliyordu, ha, bütün soracağız. Ve ondan sonra hikaye bir başlıyor ve kapının önünde kuyrukların olduğu. Yani İzmir'in gerçekten Aile e, en önemli restoranlarından biri oluyor ve sonra işte o bulunduğu yeri alıyorlar ondan sonra yan bölümü almak istiyor tam satıyorlar 3 kere tapudan dönüyorlar fiyatlar hep artıyor çünkü biz mecburuz orayı almaya o zamanlar. Ben de küçüğüm. Ondan sonra oraya alıyor. Sonra arkada bir ofis yeri var. Oraya alıyor. Öyle öyle ahtapop gibi büyüyor ve binayı yavaş <laughs> Peki sonra... adresi söylesene. İzmirliler İzmir bilir de. İzmir, Gül Sokak 1382 sokakta. Yani orada kime sorsanız pizza Venedik'te gösterir zaten. 1-2 sene sonra da karşıya kadar bir pizza Venedik'imiz vardı bizim dükkanımız. Onu açıyor baba. İşte oraya gidiyor, geliyor. Ama yani Alsancak'taki gerçekten dükkanımız İzmir için bir kült. Şimdi bunu yaparken de tabii çok fazla seyahat ediyor. Yani babam bir ahçı değil ama yemekten çok iyi Bir de Almanya'da okumuşluğu ve babaanne ve dedemden gelme acayip bir disiplini vardır yani. Hala biz çok takışırız yani bazı konularda. O mesela lamba takılacaksa o saniye takılması lazım. Ya da o makine olacaksa hiç parasına bakmaz hemen her şeyi hızlı hızlı halleder yani. Yani Türkiye'deki iyi restorancı dersen en fazla 5 kişiden bir tanesi ben babamı sayabilirim. Yani restorancılık çünkü bambaşka bir, şey. bir şey. Şu anda hep ahçılık, şeflik ön planda ama... Restoran işletmeciliği restoran ayrı işletmeciliği bir konu. Restoran işletmeciliği bambaşka bir şey. Yani her şef restoran işletemez yani. Ama restorancı restoranı yönetebilir yani. Baban niye dönerde karar kılmış? Niye döner? Yani çünkü kiralık dükkan arıyor. Ben de gıda işi yapacağım. O zaman işte bizim kutsi apartmanın altında diyorlar ki... ...ya burada bir dönerci var. Devre diyor. Ha. O da dönerciyi devralıyor alıyor yani. Öyle başlıyor ama 3 ay sonra hemen değiştiriyor. Ve yani gerçekten Venedik'in öyle bir özelliği var ki... Artık anne, anne ve kız yani üç jenerasyon beraber geliyor. Ya şöyle düşünsene ilk erkek ya da kız arkadaşının elini tutmuşsun, ilk sarılmışsın, ilk doğum gününe gelmişsin, ilk ne bileyim yılbaşını orada kutlamışsın. Yani herkesin bir hikayesi var. Nasıl İstanbul'da mesela işte ne bileyim Bayla'nın, Markiz'in, Beyti'nin bir sürü insan hafızasında bir önemi var. Yani Venedik de bunlardan biri. Yani baktığında Venedik, sonra Deniz Restoran, Reyhan Pastanesi. Yani bunlar hep İzmir'in kült mekanları. Hafıza mekanları aynı zamanda. Bir de Pizza Venedik'in dekoru da bir başkadır, güzeldir değil mi? Yani 80'lerden beri, 70'lerden beri belki de ona benzer sıcak bir dekoru var. Türkiye için yenilikçi ve ilerici görebileceğim bir kutu kutu oturma Avrupa alanı var. Alanı evet. gibi değerlendirebileceğin yerler var. Bence hatta pizzası da şu anda bizim genelde insanların tercih ettiği ya ince işte New York tarzı gibi diyeyim ya da Napoliten tarzı pizza yerine aslında Venedik'in tepside hazırlanmış pizzası, Pen pizza tarzı pizza yaptıkları için benim çok sevdiğim pizzalardan ve onu da kolay kolay bulamıyorsun. Muhtemelen o zaman da işte insanlar çok bayıla bayıla gelip gidip yiyorlardı. Sonra sen restorana girmeye başlıyorsun çocukken diye evet, tahmin ediyorum. Evet, evet. Yani Çünkü şöyle... senin anlattığın bir sürü hikayeden evet. de Ya ben... yaz tatilleri vesaire ara ara restorana girdiğin, çalıştığın hem deneyim edinmek anlamında hem de vakitlerin boş geçmesin diye aslında Günter Baba'nın seni alıp içeriye koyup seni çalıştırdığı bir durum var. Biraz gelgitli bir çocukluk yaşadık. Annemle babam ben 10-11 yaşında falan boşanmıştı. Senin bir de kız kardeşin evet, var. Evet bir tane kız kardeşim. Ben 3 yaş küçük Melodi. Ama bizim böyle hiç babam acayip böyle eli bizim üzerimizdeydi yani. Annemin de babamın da ama hep işte hafta sonları her pazar babamla beraber olurduk. Ve her pazar bizi bir yere götürürdü yemek yemeye. O kendi de bu işi işte, tabii çok sevdiği için. Bir hafta foça, bir hafta ayvalık, bir hafta çeşme. Yani hep biliyorsun burada balık rakıdan başka bir şey yok maalesef. Daha çok ama ya şimdi şimdi tabii var ama o zamanlar hele hiç yoktu. Her hafta başka bir yerde biz yemeğe giderdik. Ya da ...işte evde sıfırdan makarna yapardık. Yani çocukluktan beri zaten bu işin içinde olmam beni bu işe çok heveslendirdi. Bir Sosyalleşmeniz de... ve aile olmanız da yemek üzerine. Evet hep yemek üzerine. Yani amcalarım da öyle hepsi yani Büyük amcam işte 20-30 sene Doktor Ötker'in genel müdürüydü. Babaannemin tariflerini bile Doktor Ötker'in reçetelerinde var şu anda. Küçük amcam da bu işte değil ama o da iyi bir yiyici. Yani Türkiye'nin her yerinde durmadan yemek yemeyi seven ve araştıran biri. Ya yani da iyi yemek yapıyor. Şimdi hikaye şöyle. Ben küçükken baktığımda ilk şeyi hatırlıyorum. Böyle bizim o zamanlar şort masalarımız vardı ve fayans vardı böyle masaların ortalarında. Aha. O zamanlar böyle metal kürdanlıklar vardı böyle. Şimdi atılıyorum çok hani kebapçılarda da olur ya. Kurşun gibi. Evet, kurşun gibi. Kalın. Evet, evet. O ondan alıyordum böyle kürdanları. Çocukken oturtuyorlardı beni. Yani. O mermerlerin aralarını oyuyordum böyle. İlk dükkan ilk bölümünü öyle atılıyorum. Çok küçüktüm yani. Ondan sonra ortaokul zamanı biraz havalı olmaya başladım. Çünkü bizemedik o zamanlar çok popüler ve arkadaşlarım alıp cumartesi bir ne yemeğe gidiyorum. Hadi yemeyelim ne yiyelim onu yiyelim. Arkadaşlarım da işte mesela bizim Efe Kanada. O diyor ki abi bir tane de ortaya dört peynirli makarna söyleyelim mi ya diyor. <laughs> abi söyleyelim diyor. Yani her hafta gidiyorduk. Bizim o zaman garsonlar herhalde kızıyordur bana. Çünkü masalarını işgal ediyorduk. Hep bağış herhalde. <laughs> Ama çok acayip yani. Ve çok kalabalık. Yani Nilay sana anlatamam. Dükkan ağzına kadar dolu. Öğlen 12'de bir başlıyordu. O eski zamanlarda. Akşam 7, 8, 9'da 10'da personel ancak öğle yemeği yiyebiliyordu. O kadar yoğun ki pişik kremi sürüyorlardı yani öyle söyleyeyim yani. Ne Garsonlar koşturmaktan yani. Felaket yoğunluk. Acayip bir düzen yani. İnan 15 metrekare bile değil mutfağa o kadar yemek oradan nasıl çıkar görsen inanamazsın yani. Peki çalışanlar kaç yıldır çalışıyorlardır? En uzun çalışan yani kimdir orada? Yani en uzun çalışan şu an 32-33 senedir Eoz abi. İşte Ali abi vardı 31 senedir pizzacı muhittim var 32-33 sene. Ne diyorsun? Yani orası acayip bir aile gibi. Ve mesela oradaki bir insanın da başka dükkanımıza geldi onlar da gelmek istemiyor. Yani oraya o kadar bir bağlılık var ki. Ya yani bizim için de öyle. Şimdi Michelin'de bile işte Odur'la Michelin Yıldız'ı aldı. Aynı gün ikinci mail bir geldi. Pizza ve ne diye Michelin'den. Yani o kadar mutlu oldum ki en çok ona mutlu olduk. Yani. O acayip bir şey bizim için. Ve mesela şimdi buradan Odurla'dan oraya dönem dönem ahçı gidiyor. Mesela bizim Kenan var şimdi orada. O kadar mutlu ki geri gelmek istemiyor. Yani o aile ortamına bayılıyor herkes oradaki. Peki ara bir soru. Ben merak ettim. Michelin'leri e-postayını mı öğreniyorsunuz ya? Evet e-posta. <laughs> e-posta bir geldi. Hatta şöyle oldu. Kaç gün ee, önce geliyor törenden? Yani bizim 3 restorana geldi herhalde bir Hayır bir şöyle ülke. ödül alıyorsunuz diye e-posta gelmiyor, gelmiyor. başka türlü yani e, aslında senin anlamını girer. beklediğim küçük evet. detaylar var bazılarından fotoğraf isteyebiliyorlar bazılarından evet. dükkanla ilgili bazı bilgileri isteyebiliyorlar. Hmm. Yani Çünkü bize zaten şöyle oldu önce bizim Bodrum'daki restoranla pizza ve nedir geldi mail? Sonra Allah Osman Allah Kurdeşen dedi, döktü. Allah Allah dedim. Odurla niye yok? Niye yok? Ne? <laughs> Meğersem bizim web sitesini yapan arkaya yanlış mail yazmış web sitesine. Bir hafta bekledikten sonra ben mail attım ya. iki dükkana geldi. Odurla gelmedi diye. Ya Odurla biz zaten yollamıştık dediler. Yani çünkü imkansız yani ikisine gidip Odurla gelmesi. Bu arada Bodrum dediği restoran da Bodrum'daki Edition Otel'in içerisindeki Kitchen. Kitchen'in danışmanlığını Osman verdiği için Kitchen Bay Osman Sezener yanılmıyorsam. Evet, öyle bir isim var değil mi? Sana. Orası da Michelin'de ödüllendirildi. Osman gençken çocukluğunda ve büyümeye başladığında Venedik'e geliyor gidiyor Tabii orada çalışıyor evet. işte kola kasalarının üstüne çıkıp hafta sonları kola doldurduğu hikayesini 12-13 sene ben bir fil Pisa Venedik'te çalıştım başındaydım full operasyonunu yönettim ve orada hiç mutfakta değildim biliyorsun yani cateringde mutfakta oluyorum. Geliyorum evet, aynen. Pisa Venedik'te olmuyoruz. Hangi okulda okuyorsun bu aralarda? Bilkent'te turizm oto işletmeciliği. Hmm. Sonra da Amerika'da New York'ta French Culinary Institute'da okudum. Ahçılık okudum. <laughs> Dolayısıyla aslında Venedik'teki işi evet bir restoran yönetimi ve operasyonu yönetmekle beraber mutfakta kendisi yer almasa da işi öğreniyor. Ama bir taraftan da Venedik Catering denilen bir şirketleri var. İşte İzmir'in ve bazı durumlarda Türkiye'nin belli ailelerine ya da şirketlerine yemekler yapmaya başlıyor Osman. Bizim de aslında tanışmamız Venedik Catering'in Popüler olmaya başladığı, dışarıdan da insanların duyduğu ve Osman'ın da artık iyice kendi içindeki köpürmenin dışa taştığı zamanlar. Çünkü şöyle bir şey oluyor, biz de konuşuyorken böyle konuşuyorduk. E Osman sen catering yapıyorsun, insanlar senin tabaklarını görüyorlar, çok seviyorlar, çok beğeniyorlar. E dışarıdan biri nereden görecek senin tabağını, nereden yiyecek senin yemeğini? Oradan oradan bütün bu eğitimlerin vesairesinin de üstüne, yanlışsam sen beni düzelt, sen babanla... Bütün bu sohbetleri yapa 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 ve babandan bir sürü redler yiye yiye. Günün Hı -hı. sonunda bir gün ailecek okey diyorsunuz ve odurla işi. Ha, ve odurla işi mı? başlıyor. Çok uzun zaman istemedi. 10 11 sene kadar. Ben 10 sene babamla konuştum. O hiç istemedi. Çünkü onun çok doğru bir felsefesi vardı aslında. Başında durmadığın dükkan bizim dükkanımız değildi derdi. Çünkü bizim iş birebir misafire dokunmayla alakalı. Ben 12 sene Bir Fil dediğim başındayken her gün sabah 9'da dükkana gidiyordum, her akşam 12'de dükkanı kapatıyordum. En önemlisi neydi biliyor musun? İlk geldiğimde dedim ki baba dedim ya ofiste hangi masa benim? Ne masası dedi ya? Bizim iş misafire ilk kapıda görüp hoş geldin demekle başlar dedim hani. Biz öyle başladık ve salona baktığımda şöyle uzaktan gerçekten kim kimle kavgalı, kim yemeği beğenmemiş. İşte yürürken mesela bolene sosun kıyması ağırlaşmış kokuyor mu masadan gelen koku. İşte hep tuvaletler temiz mi öyle mi yani restorancılık da çok fazla detay var. Onu bana öğretti. Yani bugünkü Odurla'nın bence başarısı o günkü benim oraya kafamı biraz ezmesiyle oldu yani. Arda Yunt, Arda da Odurla'nın şu anda... Sağ kolum benim. Aynen ikinci şefi. Osman'ın sağ kolu. Arda dükkana yeni başlamış. Melodinin Venedik cateringden ayrılma süreci. Aynen Melody de Floransa'da ağaççılık okudu. O da bir iki üç sene bizle beraberdi cateringde. Ondan sonra evlendi Bursa'ya taşındı. O sırada Arda girdi oyuna. Aynen. Birden bu kadar ilgi bekliyor muydu? Şimdi ben, sana anlatayım Gül biraz. Ben şimdi dedim ki buraya dükkan açacağım. Biz çizdik projeyi. İşte eşim mimar Ecem. Ecem çizdi, beraber oturduk evde. Dedim ki ben bir tane chef's table olsun. Biz dedim haftada 3 gün, dört gün açarız. Şimdi Urla'dayız belli olmaz ne olur Bir de şimdi bu kadar başarılı bir babanın arkasından gelip de becerememek de beni çok strese sokuyordu yani. Onun psikolojisi duracaktım. yani. bu Acayip stresli bir şey. Halk hala, stresi değil bu arada yani. Hala yani gün, babam bana gün, aferin gün, demez gün, yani. Günter'in Günter stresi. Yani, aferin pek demez yani. Ondan Demiyor sonra, mu? Yani, Diyordur. Çok nadir artık yani son bir iki senedir ya. Yani. O yani öyle şeyleri sevmezse zaten işimiz bu zaten yapacağız yani. Ben sana ne aferin diyorum ki imajı var bence yani. Çünkü bu ara bir de tabii bana çok böyle Osman o harika oldu, çok iyi iş yapıyor falan deyince tabii yani o sonuçta baba oluyoruz, beraber iş yapıyoruz. O da bir dönem geçirmiş. Yani bir tarafı mutlu oluyor. Tabii bir tarafı da yani sonuçta boynuz geliyor arkadan yani. Bence öyle bir şey ama biz onu hiçbir zaman işletmede geçemeyiz. Ben onu çok takdir ediyorum. <laughs> şey. e... Ee, <şımarması gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şimdi Odurlu'yu açarken biz benim derdim şuydu. 12 kişilik bir şey stable. iki tane bir tane masa yanına dükkanı açarız. Bir de işte Odurların diğer tarafına da işte şu anki masaların olduğu yer de şöyle bir falan koyarız. Babam projeyi gördü. Böyle restoran mı saçmalama dedi bana. Çizdi üstüne hemen. Yani uzattı projeyi. Dedi ki yani oğlum 10 kişi 15 kişiyle ne para kazanabilirsin ne ayakta kalabilirsin. Ne böyle restoran olur dedi yani. O şeyi o kadar hissedemiyorum yani genel olarak hayatta. Yani Böyle hani kafası sıvazlanan çocuklar vardır ya. Ama baktığımda şu an görüyorum gerçekten doğru yapmış. Çünkü benim önümde bir havuç var. Hiçbir zaman o havucu alamıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Roadrunner gibi koştukça koşuyorum, koştukça koşuyorum. Hiçbir zaman bana dur oğlum biraz dinlen demedi yani. Ama her zaman onun kuvveti, onun gerçekten gücünü hissediyorum yani. Bu işte o çok önemli bir adam. Dedi ki bakın bu restoran en az 70-80 kişi olması lazım. Yani. Olmaz dedi yani. Türkiye şartlarında bu işletme iyi olmaz. Siz de bu sefer mutsuz olursunuz. Tamam dedik ve projeyi revize ettik. İyi ki de etmişiz yani. Sonra o da etmedi bize çünkü. İçki firmaları geldi. Hatta Sinan sağ bir iki tane bana akıl vermişti. Aldım dosyaya gittim İstanbul'a o zamanlar. Çünkü pizza veredik. Farklı bir restoran öyle büyük içki firmaları yani ağır alkollü falan çalışmıyoruz. Gördüler bunu. Tamam güzel proje iyi ama In the middle of nowhere. Böyle dedi bana. İngilizce Ulan diyorum den. içimden. Bu kadın diyorum Türkçe söylüyorum İngilizce cevap veriyor. Getiriyorum buraya öteki büyük firma. In the middle of nowhere diyor. Ben dedim bu köyün dibinde öyle bir şey yapacağım ki herkes buraya gelecek. Burası tamam bilinen bir yer ama çok daha fazla bilinecek yani. Ve dükkanı açtım. İlk cumartesi günü 220 kuver yaptım. 80 kişi oturuyor 80 kişi kalkıyor. 80 kişi oturuyor 80 kişi kalkıyor. Acayip yani. Kaç kişilik restoran? 220 kişi. Iç, i̇çli yani içerisi kışında 8 Aralık'ta açtık. 80 kişilik. Ama o zamanlar gerçekten yani diğer restoranda işte mesela işte Çeşme'de seramik tabak kullanan vardı. Ama o kadar bilinmiyordu. Odurla ile beraber el yapımı tabak, işte Instagram'ın rengi, ağaçların çıkın masalara yemekleri anlatması ya buradaki bir sürü şeyi herkes kendine örnek aldı. İlk bir sene 50 müşterimiz zaten sektördendi. Diğer restoranlar, diğer ahçılar... Ne oluyor yani, diye görmeye, ne görmeye geldi diye insanlar. Görmeye geliyor. Odurla'yı kurarken sıfırdan dünyada var olmayan bir şey de yaratmadınız. Hayır kesinlikle. Dünyadaki örneklerinin en iyi uygulanabilir hali nedir diye önünüze koyup çünkü sen de... Tabii, çok bildiğin... geziyorum ben de. Aynen sen de çok geziyorsun. Deli takık. Yani o tabağın renginden ya ateş duruşuna, ateş taşından boyutuna... tabağına, bıçağından mermer ıslak kalırsa, asit değerse mermerin bardak izini çıkartacağını bildiğinden hangi tip mermeri kullanacağını aslında dünyada bu işin standardı belli. Bugüne kadar Odurla gibi bu düzenin bu haliyle kurulmuş ...başka bir örneği yoktu Türkiye'de. Çünkü getireceğim yer şurası. Urla urla urla, urla diye konuştuğumuz şey... ...aslında Osman'ın Odurla'yı kurması değil. Farm to table adı verilen tarladan sofraya ya da denizden de sofraya diyebiliriz Çünkü aslında yaptıkları şey o. Her iki tarafı da kullanıyorlar. Kara ve deniz ikisini de sofraya getiriyorlar. Bu konseptin dünyadaki diğer restoran, fine restoranlar, rafine mutfak restoranlarında uygulanan modelleri alıp Türkiye'de önüne koyan başka bir bu derecede örneği yoktu. Dolayısıyla Odurla bence bunu yaptı. Evet. Ve hiçbir yurt dışı restoran kopyası olmadık bizim. E, mimari açıdan bir aile olmanın da avantajlarını Tabii, yakaladınız. Tabii inşaatı babam ya yaptı. Çizimi eşim yaptı. Yani evet. Çok net evet. ama işte. Ve arazi de sizin. Evet, yani, ama yani kiralık detay... olmamanın da avantajları Tabii vardır ama herhalde. Ama detay 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 her şey detayda saklı yani. Evet, bir babandan gelen zorluk var zaten. Hatta yani psikoloğa gitsen gidersin ama seni psikologla Sopranos gibi bir karakter olarak <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> ne kadar aykırıysa gidiyor da böyle bünyesi hani itiraz ediyor ya ona. Ya bir baba figürü var, iki İzmirliler figürü var. Ben İzmirlileri çok severim ama o kadar güzel eleştiriyorlar ki hayır çok güzel yedikleri için mesela çok güzel ot buluyorlar. Esnaf Sebze, lokantaları enzirine. çok iyi. Biz İstanbullular buraya geliyoruz. Bazı yerler bizim için cennet. Diyorum bir İzmirliye mesela. Aa şurası ne güzel diyorum. Yani falan yapıyor. Biz de evde de daha, daha güzel yapıyoruz. Bir beğenmemek de bir marifet İzmirli'yi evet, yani maalesef. Şimdi yani. Öyle bir tavır var. Şimdi seni bir şekilde çocukluğundan beri yani bizim, bizim olan Osman. Bizim evet, Osman ya. Evet. catering yapanı Osman. Çünkü pek çoğunun düğününü, nişanını, bir şeyine gitti, Aynı, sen yemek var. Yani cenaze, çocuk doğması, sünneti yani öyle komple yaptığımız aileler oluyor. Evet. Yani. Her şeyi onları yapmasa bile Pizza ve ne diye bir kere adım atmış insan seni oradan biliyor. Ya da işte Günter Bey'in oldu diyor vesaire. Hani kimse kendi köyünden peygamber çıkmaz diye bir laf vardır ya. Senin de buradan çıkman aslında çok kolay olmayabilirdi ne? ama çıktın. Çok zor oldu. Yani gerçekten ben kendimi kabul ettirene kadar yani tırnaklarımla kazıya kazıya yani. Yanlış bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Şu anda Michelin'den en fazla ödül almış şef sensin Türkiye'de. 2024 Aynen, yani ilk defa Ocak söyledim. Pek kimse söylemek istemiyor herhalde ama. Odurla'nın bir normal bir yeşil yıldızı var. Aynen. Kiçin'in bir yıldızı var. Kiçin'in bir Michelin yıldızı var. Pizza Venedik'in tavsiye listesinde. Tamamen lokalin, sıfır kilometre pişirme yani etraf civar köylerde ne varsa ve kendi tarlalarımızda diktiğimiz ne varsa onların kullanıldığı eski yeni karışımı bir modern mutfak diye söyleyebiliriz. Yani bir Türk mutfağı Türk yemeği değil ama Türk ürününün evet modern modern ne diyebiliriz. Denizi de unutmayalım deniz ürünü de var çünkü. Kesinlikle deniz ürünü yani bizim etten çok Deniz ürünümüz var benim de zaten. Sen de deniz ürününü sevdiğin için. Hem deniz ürünü seviyorum hem de hangi ürün iyi diye baktığında büyükbaş hayvan iyi değil yani Türkiye'de. Onun için buradaki kabuklu deniz ürünleri işte balık, karides işte onun haricinde otlar. Bu arada senin dedenin ismi Osman, babanın ismi Günter, sen Osman'sın, senin oğlun da Günter. Günter de... Benim olan Günter Osman. <laughs> <laughs> Allah'ım. imparatorluk <laughs> İmparatorluk. Günter Osman da bayağı yemek seven. ben Yani şimdi buraya getirdiğimde biri... mesela sandalyenin üstüne çıkartıyorum. Bezelye ayıklıyor. Aşağıda kurabiye yapıyor. Eskiden şef olacağım diyordu. Şimdi değiştiriyor. Ara İnşallah şehrini. pastacı olur ya. Ben pastacı olsun istiyorum. Türkiye'de pastacı bulmak çok zor. Yani... <laughs> öyle şey bizim stil yani restoran tatlısı yapan Türkiye'de neredeyse yok yani. Onun için tatlıcı olabilir bir yeni bir Cedric öyle mi geliyor yoksa yani? <gülüyor> <gülüyor> <Günter> <gülüyor> bir de sarışın Osman. çok yakışıklı. Ece ile Günter de bayağı yemekçiler. Minnacık Ece zaten çocuklar Ece ya. Ece incecik ve koca bir göbeği var çünkü herkesin yemeğini yiyor. Yani kendi <laughs> yemeğini bitiriyor. Hemen benim yemeğimi yiyor, benimkini bitiriyor, abisininkini yiyor, abisine fırça atıyor falan. O kız herhalde bizim işleri yönetecek. Oğlan da inşallah pastacı falan olursa <laughs> idare eder. Arkada. Benim yemeğimi yemişliği de var. Ece. Hayır, kız, ya kız çok tatlı bir şey. Oldu. Peki evde yemeği kim yapıyor? Evde işim yapıyor. Hmm. Yani ben eskiden çok yapıyordum da şu an belim çok ağrıyor. Ondan çok eğilip kalkamıyorum. Ecan ne yapar? Yani ben genelde mangal yakıyorum ya da işte dışarıda öyle. Çünkü zaten çok evde olmadığım için hmm. yani olduğum günlerde öyle oluyor. Ecem ne yapar? Ecem çok güzel Türk yemeği yapar. Güzel yapıyor, çok güzel yapıyor. Yani bilmiyorum bazen benden iyi yapıyor diye düşünüyorum. <laughs> yani yani baya <laughs> lezzetli Peki sen İzmir'den, çevresinden neler seversin? Bize birkaç restoran, Aynen. lezzet, Şimdi bir şeyler de... Şöyle... Ben İzmir şöyle söyleyeyim. Benim ruhum besliyor. Şimdi çok uzun zamandır şimdi 4-5 senedir iki tane çocuk falan biraz çok zor zaman geçiriyorum ama yani ben az ev... geziyorsun o manada mı evet, söylüyorsun? Yani evden çıktıktan sonra İzmir'de ve güneşli bir günse özellikle insanın ruhu açılıyor. Çünkü hmm. diyorsun ki nereye gideyim? Her yer yakın. <laughs> Ayvalık bir buçuk saat. Bodrum iki buçuk saat. Söke işte Söken'in pazarına git, oradan Karina'ya git, buradan bir buçuk saat. Ödemiş, aynı şekilde. Ödemiş, Bozda, Tire, Çeşme, Karaburun. Yani her yer foça. Yani şimdi daha aklıma gelmiyor, bin tane yer sayarım. O kadar alternatifimiz var ki. Pazara gidiyorsun, harika bir ürün alıyorsun. Yemeğe gidiyorsun, çok güzel bir ürün yiyorsun. Yani İzmir'de çok acayip. Ha Sokak lezzetine geldiğimizde. Evet ya sokak lezzetleri cennet bence. Kopareçi, kumrusu, midyesi, şambalisi Söğüş bayılırım ben. Yani İzmir'in bence yemek kültürü Türkiye'nin çok üzerinde. Kusura bakmasın kimse ama. Çünkü neden? Burada nasıl New York bir melting pot diyorlar. Bir sürü ırk hep aynı yerde. Bizim İzmir'de aynı hikaye. Yani Kültürlerin burada. Kültürlerin birleştiği, eridiği Evet eridi, yani üst katta var. Alt katta bu seviye bir arkadaşımız var. Karşımızda lavantam var. Yani burada sürekli evlerde yemek pişiyor. O ona yemek getiriyor, o ona yemek götürüyor. Acayip bir sentez var burada. Çok basit, çok güzel karnını doyurabilirsin burada. Ürünün peşinden gidersen hiç olmayan şeyler var burada. Bakıyorsun hurma zeytin dünyanın belki 2-3 tane yerinde vardır ya da yoktur. Dalından koparıp zeytin yiyebiliyorsun yani. Konuyu değiştirmek istemiyorum ama şu zeytinyağı pasını atmışken biraz önce gördüm. Bir zeytinyağı menüsü yapmışsınız. Biz Aynen. de ilk görmüştük Sinan'la gelmiştik seninle konuşmuştuk. Evet, kesinlikle. Biz niye yapmıyoruz ben yıllardır bunu istiyorum demiştin. Şimdi, Şimdi gördüm dör, Ben 4 ve... senedir zeytinyağı eğitimi alıyorum. Nereden alıyorsun onu? Zeytinyağı tadım uzmanı bir hanımefendi var onunla. Onunla tadıyoruz. Dört senedir yağ tadıyorum ben sürekli. Hatalı yağlar, normal yağlar, işte Türkiye'nin bölgelerinden yağlar, Japonya'dan ya, O da çok ufak tefek yapan var. İşte bir bölümde daha Japonya geçti. Yaşasın. Avustral Avustralya'dan tadıyorum. Her yerden yağ tadıyorum. Ve hatalı yağ da tadıyorum. İşte Atıyorum kızışmış ya yani çuvalın içinde birbirine sürtmüş zeytinden çıkan ya hmm. oksijen açılmış bir oksijen oksido ya. olmuş. Evet. Hı -hı. Yani bir sürü bir sürü atıyorum. Ve dedim ki yani bizim bu coğrafya <laughs> neyin coğrafyası şarap menümüz var. Enginar her sene bir enginar menüsü yapıyoruz ekstradan. Ama neyimiz yok? Aslında bizim en sahip çıkmamız gereken şey zeytinyağımız bir zeytinyağı menüsü. İşte anlatmak istediğim hikaye bu mesela biz kendi yağımızı kendimiz sıkıyoruz sadece bizim yağımız diye verebiliriz. Ama önemli olan bölgeyi kapsamak. İşte Odurların en büyük artısı zaten bölgeyi kapsaması oldu. Güzel Şimdi bir Şimdi zeytinyağında da şunu yapıyoruz. Unutulan zeytinler nedir işte? Tekiridir, yamalak sarısıdır, hanım parmağıdır. Bütün Ege'deki zeytin üreten firmalardan gittik paramızı da aldık zeytinyağlarımızı. Özel bir zeytinyağı arabası var. Digestif arabası gibi. İlk müşteri misafir oturduğunda menü gidiyor. Orada bir hikaye anlatılıyor. Ve garson arkadaşlarımızı eğittik bu konuyla ilgili üç günlük sıkı bir eğitim aldık. Şimdi geldiğinde garson diyor ki efendim nasıl bir yağ istiyorsunuz? Meyvemsi mi? Meyvemsi mi? yüksek Asilitesi mi? mi? Asilitesi yüksek düşük mü? Yakıcılığı nasıl olsun diyor ve garson arkadaşımız onlara öneriyor. İşte diyor ki bu bahçe Aydın'dan memecik zeytini... işte daha yakıcılığı yüksek. Öteki diyor ki Ayvalıktan aroma profili böyle. Ve gelen misafirler de bu şekilde teşvik ediyoruz. Bizim bunu yapmamızdaki bir amaçla yani bir sürü konuda örnek olduk sektöre. Bu konuda da şu diğer restoranlar da zeytinyağına özen göstersin. Şimdi insanlar bilmediği için pazarlardan plastik petlerin içinde bozuk yağları ya da karışmış yağları ya da yanlış sıkılmış yağları kullanıyorlar. Yani biz artık restoranlarda da iyi yağ olsun istiyoruz. Yani düşünün bir balıkçının yani balık restoranının olmazsa olmazı nedir? İyi bir zeytinyağı iyi bir beyaz peyniri yani. Ve gittiğinizde bir bakıyorsunuz rengi dönmüş şeffaf renk ayçiçek yağı gibi hiç tadı tuzu olmayan bir zeytinyağı geliyor masanıza. Çok iyi bir hesap ediyorsunuz ama o kadar kötü bir yağ yiyorsunuz. Evet. Belki birilerine örnek oluruz da insanlar da bu kadar... Bunu özgümsal diye düşünüyorum. Ben. Senin menüne baktım da Müge Nebeoğlu galiba evet, ders Nedim. aldın hanımefendi. Menünün giriş yazısını da Nedim Atilla evet, katkısıyla yazmıştınız. Biz Müge ile yağ tadıyorduk burada. Nedim abi gördü. Ne yapıyorsunuz siz? Biz yağ tadıyoruz, Ya menüsü yap. Nasıl dedi? Bu dedi bir devrim. Zeytinyağının dedi bir restoranda menü olması Türkiye'de bir devrim dedi. Bunun dedi, ön sözünü ben yazacağım dedi. <laughs> tamam abi dedim akşam yazıp bana yollamış, Nedim abi akşam. gözümde canlandırıyorum heyecanla. Ben de öyle. Nedim abi ben çok severim. Umarım Sinan, Nedim, Atilla'yı da bir ya da birkaç bölüm konuk ederiz. Çünkü İzmirli bilgisi, yemek kültürü inanılmaz bir insandır. Nedim abi bir kelime söyle, 3 saat anlatsın. Ve ben buna bayılırım. Ben akşam gazetesinde, hafta sonu eklerinin yayın yönetmeniyken, Nedim abi de ne şanslıyım ki yazarımdı. Bazen mesela bir yazar bir yazısını yazamaz. Nedim abiye söyler Dersin, dersin ki nedim abi. Hadi bir yazı yaz. hemen bir saate ya da işte ararsın dersin ki ya ben balı merak ediyorum. Sana böyle 20 dakika çok güzel anlatır kökünü kökenini vesaire bu arada nedim abi ön sözde diyor ki. Burası zeytinyağı coğrafyası ve burada sürdürülebilir kılmak istediğimiz unutulmaya yüz tutmuş hanım parmağı, yamalak sarısı gibi çeşitlerle erkence memecik, tekir gibi yerel ve mükemmel isimlerle adlandırılmış farklı zeytinyağları bulunmakta. O kadar hoşuma gitti ki işte buradan bile bir şeyler öğreniyorsun, kültürün gelişiyor bir yemekte, yeni bir dünyaya yelken açıyorsun. Bu çok güzel ve konuyu unutmadan da Sinan senin katkınla Osmanlı bir İzmir derlemesi yapalım mı? Sokak lezzetleri, nereleri iyidir? Senin favorilerin nereler? Dönerci ve dadı seversin. Abi dönerci ve dadı çok severim. Niye biliyor musun? Hem yenilikçiler, şimdi yeni bir tane pideci açtılar, çok güzel. Hem de yani, karakteri çok düzgün çocuklar. Zaten ürün çok iyi. Hepsi bir araya gence çok iyi Kıyma diyor. mı yaprak mı? Et takıyorlar kuzu dana. Mevsime göre değişiyor oranı. Bir de işte bizim için önemli bir anı var. Çünkü Michelin alınca dedi ki döneri ben takacağım. Parti yaptık burada. <gülüyor> bahçeye <gülüyor> döner kurdular. Aynen bahçeye çok böyle <laughs> bayağı çılgın bir büfeler kuruldu. Kokoreççi baki gene geldi sağ olsun. İçki firmaları standlar açtılar. Vedat dedi ki ben takacağım döneri. Ya abi dedim olur mu saçmalama kaç kişiyiz biz? Dedi. Venedik de geldi. 150-200 kişiyiz. Yok dedi bizim sözümüz söz. Bir döner taktı kocaman. Ya O kadar güzel yani. Ben de yeri çok ayrı. Gene duygulandı. Hatta Oliver Olenge gelince. Oliver Olenge bu arada geldi bizde yemek yedi burada. Hmm. Türkiye'ye de hiç gelmeyi düşünmeyen biriydi. Pascal onu ikna etti. Oliver gelince biz eve çağırdık. Ketting'e, dönerci Vedat'ı bir Türk şeyi görsün diye. Kebapları kurduk istasyon. Lavaş, <laughs> lavaş makinesi. Saçma sapan biz 12, bir muhabbet 13 olacak de iş değil ya. Dönerci ve döner kesiyor. <laughs> <laughs> Oliver Rolange'in ağzına sokuyoruz biz şefin. <laughs> ünlü şey, Adana kebabı falan. Onlar bir de enginarlar falan egemezleri yapmış. Çok güzeldi. Neyse Vedat'tan hariç. Başka nereler? Yani mesela şu anda git yemek ye öğlen diyeceksen. Ben özüm lokantasına giderim ha. Çam dibinde. Çok seviyorum. Çok Hı -hı. iyi esnaf lokantası. Çok iyi. Ve yaratıcı. Tabii, dört Bu klasikler kardeş, çok iyi ve yaratıcı yarat ürünleri dört de çok iyi. Dört yaşlı kardeş var. Dördü de birbiriyle anlaşamıyor. Çok iyi. Herkes birbirine bok atıyor gittiğinde. <laughs> Ahçı da hiçbirinin çocuğunu öğretmiyor. Büyük abi. Onla beraber gidecek özüm lokantası. Ee, bir esnaf lokantası da Urla'da. Urla'da beğendik, beğendik abi, abi. Anadolu abla, bendeki yeri çok ayrı. Çünkü hem çok iyi bir esnaf, hem yani gerçekten. Beraber bir organizasyon yaptığımızda destek olunacaksa Handan Abla'ya ben ne söylesem hiç ikiletmezler. Yani. Çok özel yani bir kadın. Söğüşte senin favorin neresi? Yani söğüşçüyüm. Birçok yerde söğüşüyorum. Basmane? Yani Basmane'de Muharrem'i çok severim Güzel ya, yani, çok temiz bir kere yani onun söğüşü. Ondan dolayı seviyorum. Aynen. Ama çok, yani söğüşü çok var İzmir'de güzel. Ama Muharrem'i seviyorum yani güzel. Söğüş mesela çok seviyorum. Şu an canımı çekti. Tangör'ü sen sever misin? Pide, ödemiş. Tongül. Tongül. Ha Tongül severim. Tongül şöyle, ödemişte benim dedemin çiftliği vardı, hala oradan işte patates kestane, ceviz filon getirtiyoruz. Hala var o çiftlik. O bizi gittiğinde aşağı şey indirdi... Oranın pazarını. Biz çocukken çok seviyoruz diye bizi ördek tavuk alırdı. Bir neva cipi vardı. Onun arkasına koyardık. Onları öte öte bak 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 çıkardık şey. Çiftliğe bozdan. Bozda. O Her pazar indiğimizde tongül pide yerdik. Bir de hurşitte köfte yerdik. Evet Onu da çok severim. Musluğa açıp o akıyor ya köftenin üstüne. Onu Sen var. İzmir'de eğer bir balıkçıda balık yiyeceksen Mesela nereyi tercih edersin? Ben, ben İzmir'deki balıkçı içindeyse yani Çeşme ha. falan değil. Evet İzmir Pardon. Alsancak'tan bahsediyorum. Alsancak demeyelim ama İzmir içinde ben Balıkçı Niyazi'yi çok. Niyazi. Eyme de çok yakın. En çok gittiğim restoran orası benim ya. Doğru. Güzel bir örnek verdi. Aynen öyle. Çünkü niye biliyor musun? Çok meze yok. Mezesi net. Balığı çok güzel pişiriyorlar. Bence o çok önemli bir şey. Ya yani. ben mezede takliya düştüğüm bir şey var. Normalde yoğurtlu meze aslında o evet. kadar çok yemeği istemiyorum evet. ama her seferinde de bir tane yoğurtlu meze ne var yoğurtlu meze deyip evet. sorup işte, bir tane de söylüyorum. Ya benim yani ya o yoğurdun içindeki o çiğ sarımsak beni mahvediyor. Evet. <laughs> öyle, öyle bir problem. Bu arada var. beğendik abi dedik çok erkek geliyor ismi ama işte bir kadın yönetici var ve şahane ve bina da çok güzel yapı çok, çok. her şeyin temizliği. O da ödül aldı bu sene. Aa, siz toplamda şimdi ne almış oldunuz? Bir normal Michelin yıldızınız var, bir yeşil sürdürülebilirlikten gelen yıldızınız var. Odurla da mı? Odurla diyorsun? da. Odurla da bir normal yıldız, bir sürdürülebilir yıldız. Gomio var. Burada 3 şapka var Gomio'da. Bir tane de sürdürülebilir Gomio. Onların içinde... Türkiye'de ilk defa restoran olarak Rele Chateau'ya giriyoruz. Çok güzel. Bence özellikle bir şey bu. Yani bu çok benim için çok onur verici bir şey. Çünkü yani bir yurt dışında herhangi bir restoran ya da otelin kapısında onu gördüğünde... %100 çok iyi bir yer diyorsun. Evet, reputasyonu yüksek çok bir yüksek. şey. Çok yüksek bir de çok iyi denetliyorlar yani. En ufak bir şeyde hemen bay bay diyorlar sonra. Ya bu arada hani kapıya takılan plaketlerin haricinde de işte OED'nin, Lalistin tabii tabii. onların da listesinde yer alıyor odurla. Dolayısıyla odurlanın yer alması da Osman Sezener'in aslında bu işleri yapıyor olmasının bir göstergesi. Evet. Bizim seni tanıdığımız günden beri sen çok fine dining'e uyan birisin. Daha rahat bir yer kursan nasıl bir yer olurdu? Valla meyhane yapmak istiyorum ben ya. Şöyle Türk lokantası, meyhane, o tarz bir şey yani beraber oturup işte ortaya mezelerle söyleyeyim. Zamanımızı rahat rahat geçirebileceğimiz, işte keyifli vakit geçirebileceğimiz. Ve müzikli mi mesela canlı müzikli? Yani belki mi? belli bir zamandan sonra müziği de olabilir. Bir daha onu kafamda şey yapmadım ama. Aşk bu. Yaktırılır sevda bu, çıkacağız akşamları. Emre omzu oynuyor. Şey, Cuma cumartesi iki gala. Osman Sezener Sinem'e sarılar. <laughs> Aynen. Bu arada sen galiba Masterchef'e de çıktın. Değil mi? <laughs> evet. Ya ben şeye çok gülmüştüm. Biz burada yemek yiyorduk bir akşam. Sen şöyle geldin. Dedin ki ya ekşi sözlüğe nargileci bıyıklı yazmışlar bana ya. Yani. <laughs> <laughs> çok komedi ya. neler oluyor ya. <laughs> Zaten yorumlar felaket, genel olarak yani, yani ek sözü değil sadece. Yani restoranda da çok acayip şey oluyor. Yani. Sen ne yapıyorsun Jüri üyeliği gibi yo, bir şey mi? Yani konuk konuk juryeli yani. 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 yapıyorsun. Seni sevmiyorlar mı? Çok mu seviyorlar. Neler oluyor? Neyle eleştiriyorlar? Yani bu yığın dışında. Ya şöyle, mesela diyor ki. Ya diyor Mehmet Şevre Somer Şef diyor bandıra bandıra yiyor yemekleri. Bu yeni gelen şef çatal mucuyla tadıyor diyor. Hmm. Yani orada düşünsene kaç tane yemek tadıyorsun ya. Yani mide kalmaz zaten yani. Onun için ya, tadınca anlıyorsun ben zaten bir çatal. Yani Mehmet gibi ekmeği banmama gerek yok yani, ben <laughs> çok seviyorum <laughs> onu da. <laughs> Osman güzel çakıcıdır. Böyle alttan alttan ama o kadar sevimli böyle o kadar şeker ve o kadar güleçtir ki insanı eğlendirir. Çok güzel taklit yapar. Yani bana da çok laf söyler mesela. Ondan sonra o kadar güleç söyler ki bir dakika lafları yedik yedik falan dersin. Ama ben de onunla karşılıklı söylediğim için ben kardeş gibi insan, olabiliyoruz yani. Insan Sana <laughs> iki tane benim sorum var. Yaptığın dört el bu four hands dinner'ların dolayısıyla sende de bir artık şey var. Alışkanlık oldu. Dünyadan hangi şeflerle four hands dinner yapmayı hayal ederdin? Orada, burada, kendi restoranlarında ya da odurla da. Sana bir bunu sorayım. Bir de şu anda seni bir yere gönderebiliyoruz. Bir yerde yemek yiyeceksin. Nereye uçmak isterdin ve ne yemek isterdin? Kimle yemek yapmak isterdin sorusuna ben Paul Bocuse'la Forenz yapmak isterdim ya mesela Fransız. Evet, i̇mkansız olduğu için <gülüyor> <gülüyor> iyi Nefant yerden vurdun. Yani Paul Bocuse'la Forenz yapmak çok isterdim ya. Yani o olmasaydı da İtalyan Markezi ile yani o ikisi de tabii çok yani dünyanın en önemli lideri biri İtalya biri Fransa'nın. Bana deseydin keşke bir eski bir Türk demek isterdim ama yani bizim İlyasus'ta. öyle bir şeyimiz yok yani. Yok gibi yani bizim öyle bir eski ustamız yok yani. Hani herkesin bildiği bir kaynak kitabımız da yok. Senin eski ustalarından biriyle mesela Enrico'yla gibi ya da daha önce çalıştığın yerlerden biriyle Öyle bir heyecan olur mu? Ya tabii ki olur yani ama yani ben piyasada böyle... olmadan yani piyasada olmadan çalıştım ya Enrico tabii ki olur ama yani ben böyle Joel Robuchon tarzınız bir değil evet, çünkü. Evet. Enrico ile. Yani ben daha böyle işte Joel Robuchon, Paul Bocuse böyle daha fırça atan, azar çeken <laughs> Çünkü eski mutfak gibi. insanısın sen de. Evet ben biraz daha eski kafalıyım zaten genel hayat anlamında da. Peki seyahat? Gün gün değişiyor yani. Şu an yani buradan çıkıp ne yemek istiyorsun dersen ben balıkçı kahraman ya da kıyıya gitmek isterdim şu anda yani. Ya da Manzara Söğüt'e de gidebilirim. Ya da Bodrum Orfoz'a. O ikisine de gidebilirim yani. İkisine de gidebilirim. Ama yapıyorum. sen çok Ege'cisin, Akdeniz'cisin. Ama Hiç Güneydoğu örneği vermiyorsun mesela. Antep'te, Mardin'de. Şimdi Güneydoğu evet Marvin'de. güzel söylüyorsun ama restoran dedik yani. Çünkü onların hiçbirinde hmm. oturup böyle yemek yiyebileceğin, yanında içki içebileceğin hiçbir restoran yok ki yani. Halil Usta deneyimi 35 dakika en fazla. Evet yani çok acı bir şey bu yani. Şimdi gastronomik şehri dendiğinde de mesela bazen söylüyorum kızıyorlar bana. Yani Antep'le bizim İzmir'i Urla'yı kıyas bile kabul etmez yani. Şimdi orada sadece ayaküstü yemek yediğin kısa vadeli hiçbir içkili restoranın doğru düzgün olup bir içki kültürü vermediğin bir yer. Şimdi bizim buralarda yemek var, içki var, ürün var. Ne istiyorsan var. Beyaz örtülü restoran da var, esnaf lokantası da var. Yani bizim burası bence Türkiye'nin en önemli bölgesi yani. Yurt dışına da gittiğinde bugün yani gerçekten ya Fransa'nın bir köyünde ya da Paris'te böyle eski usul bir Fransız restoranında yemek yemek isterdim. Şu an canım onu çekti. Belki yarın olsa İspanya derdim. Yani. Peki Paris demişken bu arada İzmir'de çok Paris usulü tatlıcılar var, pastaneler var, var değil mi? Evet. Ben çok seviyorum buraya gelince kesinlikle. onlara gitmeyi. Çok güzel. Metin, Metin. Ee, Başka seviyede tatlı çok yapıyor. Çok güzel. Tür Türkiye'nin yani, bence Türkiye'nin Fransız pastacılığı konusunda en iyi dükkanı diyebilirim kesinlikle. ya. Kesinlikle. Leone var. O da Ay, Leone de Türk Türk çok seviyorum. tatlı. O da böyle babaanne satıyor bana anladın mı? Öyle... Daha böyle home cooking pastalar şeyler çok ev usulü. Bir aile işletmesi aslında Leon. Evet evet bademli, Nile, evet bademli <laughs> kruvasan. Nilay evet bademli kruvasan. Benim favorimdir orada. Ben ben mesela Marilen'in kruvasanını çok beğeniyorum. Hmm. Peki şunu da soracağım. Asacaktı. O da çok güzel. Sen yıllar yıla çok yemek yazısı da okumuş bir insansın. Çok. Eleştirisi de okumuş bir insansın. Mesela demin yaşamayan şef örneği vermenden düşünerek Tuğrul Şavkay gibi kim senin restoranında yemek yesin ve güzel bir yazı yazsın isterdin ya? Çünkü bu da çok değerli bir şey değil mi senin hakkında tabii, yazı tabii. Yani bizim bu. için Michelin çok önemliydi hayatımız boyunca. Çünkü çocukluğumdan beri ben yani gidiyorum özellikle 18 yaşından sonra kendim. Yani bütün paramı ben buna harcıyordum yurt dışında yemek yemeye, gezmeye, görmeye. Çünkü böyle bütün kendimizi geliştirdik. Bütün paramı aynen kredi bile çekip yemek yemeye gittiğim oldu. Babam <laughs> duysa döver beni yani. Şeyle 21-22 yaşında Fransa'ya, Monaco'ya falan. Ben de Favorotti konseri dinleyip de makarna yediğini biliyorum. Aynen. Yani Osman çok özenmişti. Turul Şavkay şöyle... Ona örnek verdim. Yani o ben babam şey da verdim. çok sever. Turul abiyi çok severdim ben. Ya onu ben yakalayamadım. Çok tanışmak isterdim onunla. Türkiye'den mi diyorsun? Yok, yurt dışından da, da. Ne artık bileyim, uluslararası bakalım e... duruma. Ya New York Times'in yemek ekinde evet. tam not alıyor evet. olsam mutlu olurdum. Evet. Yok Times ya da Andy Hanner bile yazsa ben Ender'i de seviyorum ya. Güzel şeyler yazıyor yani. O hani öyle farklı bir yeri yazsa hoşuma giderdi. Çünkü biz gerçekten gazetede bir yazı olduğunda yani sabah ilk işim benim iyi ya da kötü tirajlı hiç fark etmez. Hemen alır bakar okurum. Çok önemli benim için. Hmm. Yani bazı yazarlar gelmedi bizim dükkanımıza. Türkiye'den. Yani gelmese de olur bazı yazar mesela. Gelse de olur gelmese de olur. Çünkü Türkiye'de bazı yazarlar biliyorsun polemik yaratmak için bilerek kötü de yazıyor yani. Ya Osman bir şarkıyla bitirelim. Şarkıyı Sinan düet yapalım Sinan'a diyorum ben. O ikimize birden <laughs> yükleniyorlar seçeneği. Yani. şarkısı çaz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Son ki üç, dört. İkimize birden yükleniyorlar ama, ama sen, sen ağlama. <laughs> <laughs> ...beni konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ederim... ...sizler benim için gerçekten çok önemli... ...sizin gibi gençleri bir arada görmek çok önemli, mutlu evet, ...çok önemli dostlarımsınız... ...yani Sinan'la hukukumuz çok aile... ...Nilay seni de çok seviyorum... ...birbirimizi beslediğimizi düşünüyorum... ...bu devirde gerçekten birbirini besleme yok... ...yani yemeği yiyip sadece kakarek kiri yapmak değil... Hayatı paylaşmak, bazı şeyleri birbirine ben senden öğrenip sen ben öğrenmem de çok önemli. Bu arada oturduğumuzdan beri bakıyorum küçük prens yüzün de çok güzelmiş. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Bunu da söyleyeyim. Sinancım seni öpüyorum, seni de öpüyorum. Böyle gençleri şey bir arada görmek bana huzur veriyor. Canım benim, canım Hepsi benim. denedik, en iyisi veredik. <laughs> <laughs> Bütün tuşları aynı anda bastı. <laughs> <laughs> Bye. Çok